Merhaba arkadaşlar. 21. ders değil mi Merdan? Hep sayıyoruz ya. Evet. Bu arada tabii kandiliniz mübarek olsun. Bir kandil akşamında ve çok soğuk bir havada. Değil mi? Kahramanlarım benim. Buraya kadar gelmişsiniz yani. Bravo valla. Ben zor geldim yani. Bir de her giren onu da diyorum ya, yüzü kıpkırmızı geliyor yani. Böyle ayaz vurmuş çarpmış şekilde. Neyse. Şimdi gene çok vakit geçirmeden başlayalım. Geçen derste biz hatırlarsanız bu aracı konumunda olan, var olanlardan bahsetmiştik. Hani meteksu diye anılan. Aristoteles nasıl bunlar var ki diyordu. Yani bunlara nasıl varlık atfedeceğiz? Hatta şeyi de söylemiştik. Bir yanıyla düşünürlere benziyorlar, bir kalıcılıkları var. Ama bir yanıyla da çoklar, yani çok unsurlu şeyler. O anlamda da duyulurlara benziyorlar. İşte astronomiden filan örnekler veriyordu. Başka matematiksel örnekler veriyordu. Geometri desen geometri değil. Duyulurlara uygulanabilmesi anlamında duyulurların içinde var desen nasıl var? Ben bir türlü bu işi anlamıyorum diyordu. Hatırlıyoruz değil mi? Ve biz bunu biraz daha iyi anladığımızı düşünüyorduk aslında. Yani şu anda birle ilişkisi içerisinde çokluğu düşünebilme imkanı, aracı nesneleri daha farklı ele alabilmemizi gerektiriyordu. İkinci bir konudan daha bahsetmiştik hatırlarsanız gene. Bu cevherlerin matematiksel olan ya da belki bu aracı olanlar yardımıyla, yani Aristoteles öyle söylemiyor ama ele alınabilmesi meselesinden Aristoteles bahsediyordu. Diyordu ki ya bu matematiksel olanlar ya da belki o aracı olanlar cevher değillerse cevherler nasıl varlar peki? Yani bunlar hakikaten, çünkü yani cismi düşündüğümüzde hep onların yardımıyla düşünüyoruz. O geometrik olan ya da aritmetik olan yardımıyla düşünüyoruz. Onların kendisi cevher değilse buna nasıl cevherlik atfedeceğiz filan gibi şeyler söylüyordu. Ve lafı biraz şeye de getiriyordu. Yani aslında hani cevherle ilgili bir bilginin olması lazım. Onun, o bilgi türünün bu tip matematiksel diyebileceğimiz ya da aracı varlıklara ilişkin bir bilgiden biraz farkının olması lazım. Hatta o bilginin de işte bilgi üretimine, işte o çıkarımlara, apodeiklik dediğimiz bilgiye katkıda bulunuyor olması lazım gibi bir şeylerden bahsediyordu. Hatta biz demiştik ki biz tam da Aristoteles'in söylediği şeyi yapmışız. Yani bir şeyin özü uzamdır deyip matematiksel alana indirgeyip yolumuza devam etmişiz. Bu daha da genelleşmiş, hatta rasyonel alandan bile, değil mi? Daha matematiksel bir yapı içerisinde bahsetmeye başlamışız. Belki de biz demiştik geriye tekrar bir dönüp bakıp acaba bu cevherle ilgili olan, özle ilgili olan, içselle ilgili olan bilginin gene bir parçası olabilir mi, olamaz mı aslında da tartışıyoruz. Yani biraz onunla uğraşıyoruz demiştik. Sonra aracı varlıklarla ilgili de bir tartışma yürütmüştük değil mi? Ben öyle bir sav öne sürmüştüm. Aslında bu aracı varlıklar bizim bugün özellikle Kant sonrasında model dediğimiz kavram, aslında model diye andığımız şey. Onun kökeni de bana göre, işte onu da bir sav olarak öne sürmüştüm, İmgelere, bildlere, yani muhayyile vasıtasıyla inşa edilen bir çokluğa dayanıyor. Kavramların zemininde, yani düşünsel olanla duysal olanı birbirine bağlayan aslında aracı o. Meteksu hakikaten o imge ya da bild ya da hayal, ne derseniz deyin. O daha sonra düşünce çerçevesinin gelişmesiyle dilde inşa edilen nesneyle duysalı birbirine bağlayan ve küme dünyası ile ilgili olan bir şeye dönüşmüş. Yani modellerimizi artık biz bir bakıma imgelen marifetiyle değil de gene ama saf görüde gene imgelen marifetiyle belki tesis ettiğimiz küme dünyasında aramaya ve bulmaya başlamışız. İşte bunlardan biraz bahsetmiştik ve sizin bu konuyla ilgili bir ödeviniz vardı. Tabii ki unutacağımızı düşünmüyordunuz değil mi? Neydi? Merve Nur'un benim yanlış anladığım sorusu nedeniyle başınıza... Yok, belki de evet öyle yaptım demeyeyim, yani seninki de felsefeydi de. Yani anladığım kadarıyla ifade ettiğim bir sorudan hareketle demiştik ki ya bu aslında çok derin de bir soru. Yani düşünsel olanla duysal olan ya da dilde tutulanla duysal olan nasıl birbirine bağlanıyor, geçişler nasıl sağlanıyor? Orada Kant'ın hakikaten cevabı şemalar üzerinden oluyordu. Yani bu bild ya da imge öğretmenin genel kuralları zamanın saf belirlenimleriydi. Öyle konuşmuştuk değil mi? Onlar bir yanıyla duyusal, bir yanıyla da belirlenim olmaları itibariyle düşünsel oldukları için o bağı kuruyorlardı. Ben demiştim ki bugünkü felsefede küme dünyasından bahsettiğimizde küme dünyası nasıl bu geçişi sağlıyor? Nasıl oluyor da duyusal olanla
o dilsel ya da düşünsel alan arasındaki bağ küme dünyası üzerinden kuruluyor demiştim. Siz de düşünmüştünüz. Aslında hiç öyle olmuyor. Şimdi derse geldiğinde öğrenciler hatırlıyor bunu değil mi? Ay evet ya böyle bir şey vardı bir tanesinden. Öyle değil mi ama? Öyle değil. Değil mi peki? Düşündün mü peki Hatice? Kurtaracak mısın gene sınıfı? Yok yani düşündüm tabii ama herkes gibi düşündüm yani. Ha. Peki şöyle de yapabiliriz. Yani bunu... Bir başka sorumuz daha var. Bir ona geleceğim. Dur. Dur. Yani ben şöyle yapalım diyorum. Yani soruyu unutmadığımı hatırlatayım da. Dersin sonunda olmazsa biraz konuşalım. İsterseniz yani bu dersin zamanından çok çalmamak için. Çünkü sizin sesiniz de çok duyulmuyor. Hani sizi çok fazla dinlersek hani bayağı bir dersin bir kısmı oraya gider anlamında. Ha ikinci bir konudan daha bahsetmiştik. Aristoteles bir de şeyi tartışıyordu. Yani bu ilkeler, arkeler, aitiyalar bazen onları birbirinin yerine kullanıyor. Bir parça bütün ilişkisi içerisindeki parçalar cinsinden mi anlaşılmalı? Yoksa bir şeyin hani tanımında içerilen bir takım külliler, cinsler vesaire üzerinden mi anlaşılmalı gibi bir şey soruyordu. Hani o da olabilir, bu da olabilir ama ikisi birden olamaz. Nasıl yapacağız şimdi falan gibi bir noktada gene olayı karışık bırakıyordu hatırlıyor musunuz? Evet ama orada ben de demiştim ki yani bu soru hakikaten çok zor bir soru. Gerçekten var olanların ilkesi nedir? Ne onları kendisi yapar, kendisiyle özdeş kılar? Ya da bir de soruyu da iki safhalı konuşmuştuk. Belki ders bittikten sonra konuşmuştuk, hatırlamıyorum onu. Zaman içinde kendisiyle aynı ya da özdeş ne kılar gibisinden. Orada da Theseus'un gerisini konuşmuştuk. Değil mi? Hakikaten çok enteresan bir soru. Thomas Hobbes'un bir örneği. Kendi felsefesinde ayrı bir yeri var. Biz onu biraz başka bir bağlamada çekmiş olduk. Ne diyordu adam? İşte gemiyi bırakıyor Theseus, gidiyor. Parçalarına ayrılıyor o. Farklı versiyonlarını da konuştuk. Yani yarısı da parçalanabilir. Yeni parçalar konuluyor. Çıkan parçalar tekrar birleştiriliyor. Ya tamamı ya da yarısı yeni parçalarla. Theseus'un gemisi hangisi yani burada? Theseus'un gemisi özdeşliğini koruyor mu? Ne zaman Theseus'un gemisi vardı ki değil mi? Ne zaman var olmaktan çıktı? Yani çok daha zor bir soru yani bu. Dolayısıyla parça bütün ilişkisi üzerinden gitsek farklı zorluklar çıkıyor. Tanım üzerinden gitsek aynı tanımı sağlıyor zaten. Onun bireyselleşmesi sorun. Aynı tanımı sağlayan bir şeyin belirli bir şey olması zaten sorun. Bayağı da zor bir soruydu. Onu düşündünüz mü? Onu daha çok düşünmüş olabilirsiniz aslında. Daha heyecanlı çünkü bu. Şöyle ona da sonra o zaman gelelim. Bunlar soru olarak dursun zaten kitapta da konuşacağız. Yani dersin sonunda gene biraz konuşabiliriz. Ama ben bir iki şey söylemek istiyorum buna. Çok az üzerinde durmak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. İşte metafizin belki de en önemli sorunu yani bu. En önemli meselesi aslında. Bir şeyi kendisi kılan nedir? Aynı kılan nedir? Var kılan nedir? Yani nasıl bir şey biz var diyoruz hakikaten gibi bir soru. Şöyle de bir başka açıdan, geçen dersin sonunda sizinle konuşurken söylemiştim de bu dersi izleyenler için bir hatırlatma olsun diye bunu söylüyorum. Şimdi Wittgenstein örneğini vermiştim size değil mi? Hatırlıyorsunuz. Mesela benim şöyle bir iddiam var. Wittgenstein'ın metafiziği eleme aslında projesinin diyelim ya da aslında metafizik hiçbir zaman zaten yapılamazdı ki filan gibi iddialarının arkasında bu işte aynı olan hakkında, neyin bir şeyi kendisiyle aynı kıldığı hakkında, yani bu özdeşlik ya da aynılık hakkında konuşulamamasını düşünmesi yatıyor. Yani biz bu konuyu anlamlı bir şekilde konuşacak imkanlara dil içerisinde sahip değiliz. Yani bir aynılık ya da mesela özdeşlik ilkesi dediğimiz ilke, Wittgenstein'e göre dile dahi getirilemiyor bir şekilde. O hatta işte içsel olan, öyle söyleyelim, dışsal olan da dile getirilebilir olan, hiçbir zaman o dışsal olana dökülüp böyle mıncıklanamıyor, incelenemiyor, ele alınamıyor. Anlıyor musunuz? Hatta ben şunu da söylemiştim, yani sorunun zorluğunu da anlatmak için. Büyük ihtimalle bu tip sorular, ya bu ve benzeri soruları, yani Theseus'un gemisi olmayabilir. Birileri Wittgenstein'e sormuş ya da Wittgenstein bu sorulara rastlamış bir yerlerde. Ve kendisi çok zeki bir insan. Hatta Bağ Hoca'yla kıyaslamıştık hatırlarsanız. Bugün Ankara'da o yok. Kendisini de burada anıyoruz izlerse. Demiştik yani böyle pervaneler, şunlar bunlar
İşte Bahacı da onlarla uğraşıyor da o yüzden. Bu tip meselelerle uğraşıyor. Her şeyi yapabiliyor. Çok zeki bir adam yani. Fakat bu sorularla ilgili hiçbir ilerleme sağlayamıyor. Ve bence hani bizim gibi değil yani. Bizim gibi biz ne zaman böyle bir şeye rastlasak bizde bir hata var diye düşünüyoruz. Adam soru yanlış demiş. Yani bu ben cevaplayamıyorsam soruda bir hata olması lazım. Yani ben nasıl cevaplayamam ki bunu? Yani gibisinden. Sonradan da düşünmüş işte bunu nasıl ele alırım ya? Ne bu sorunun bu şekilde formüle edilmesine yol açıyor ki aslında? Belki de o formülasyonu zaten hiç yapılamaması lazım falan gibisinden dilin mahiyeti üzerine düşünmeye başlamış. Yani bu o kadar da çetin bir soru o anlamda söylüyorum. Bu anlamda da biz Wittgenstein sonrasında yaşıyoruz. Yani Wittgenstein'in bu söylediklerini ve eleştirilerini biliyoruz. Metafizikle ilgili bir şey konuşacaksak, söyleyeceksek hala bir geçerli bir hayatiyeti varsa... Demek ki Wittgenstein'in söylediğinden farklı bir şey de söyleyebilmemiz lazım yani sanki. Mi acaba yani? Dolayısıyla dersin sonunda eğer ilgilenirseniz biraz konuşabiliriz. Tabii burada derse gelmeyenlerin, yani gelebilecekken gelmeyenlerin kaçırdığı şeyler olması çok üzücü. Yaşasın tabii kötülük tabii. Onların da böyle içine oturtmuş oluyoruz. Neyse. Ama tabii şey de var. Bazılarına da yazık. Mesela İstanbul'a ya da Klasik Düşünce Okulu'na gelemeyenler de var. Değil mi? Olmazsa şöyle yaparız. Durun onları da çok acındırmayalım. Eğer bir gelişme olursa konuşmamızda bir açılım sağlarsak bir dahaki dersin başında anlatalım. Öyle anlaşalım. Değil mi? Millet de meraktan çatlamasın yani. Fikirleri olanlar bana da yazabilirler. Onu da söyleyeyim yani. Tabii bu videonun çekildiği tarihe yakın zamanlarda. Çok uzun zaman geçerse ölmüş falan da olabilir. O yüzden çok yani yok olmuş olabiliriz o anlamlı olmaz. Ama yakın zamanlarda yazarlarsa onlar da dikkate alır. Sen onlar da interaksiyonun içine katalım. Şimdi yeni derse başlamadan önce iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi tabii bana bir şey soruyor musunuz diye soracağım her zaman gibi. İkincisi önümüzdeki hafta ders yapmamayı düşünüyorum. Hep öyle yapıyoruz çünkü. Ya 5 hafta gidiyoruz, bir hafta bir ara veriyoruz, bir nefes alıyoruz, 5 hafta daha gidiyoruz. Unutmayın tamam mı? Önümüzdeki hafta perşembe ders yok. İnşallah sonraki perşembe devam edeceğiz. Şimdi evet, ilk soruma da tekrar geri döneyim. Bana soracak, söyleyecek bir şeyiniz var mı bakalım? O zaman o dersin sonunda ertelendi. Aferin, bak demek ki düşündün. He? Aslan, tamam, güzel. Peki, şimdi biz hani bu gruplandırmalar yapmıştık falan. O gruplandırmalar içerisinde de, dur bakayım onların numaralarını benim bir hatırlamam lazım. İşte bu ilkeler ve unsurlarla ilgili zaten konuşuyorduk. 6 numaralı problemi konuşmuştuk. Ondan sonra da ne geliyor? 10 numaralı problem geliyor değil mi? 13 ve 12 geliyor. Yani onları konuşacağız. Demek ki 10 numaralı soruna geçiyoruz. Ortadan kalkabilen varlıklarla ezeli ebedi olan varlıkların ilkeleri aynı ilkeler midir? Yoksa farklı ilkeler mi söz konusudur? Şimdi burada konuya, bir kere bu soru neyle ilgili? Biliyoruz Aristoteles kendi kozmolojisinde diyelim bir ay altı evren ve ay üstü evren diye bir ayrım yapıyor. Ve o gök kürelerini, heavenly bodies yani onları ezeli ebedi olarak görüyor. Yani onlar dairesel bir hareket yapıyorlar, sonsuz bir hareket yapıyorlar. Onlar bizim bu ay altı evrendeki gibi bir oluş bozuluşa tabi değiller. Hatta onların farklı bir maddesinin olabileceğinden falan da bahsediyor bazı yerlerde. Bu ayrım nereden çıkmış olabilir gibi bir soruyla uğraşıyor. Yani onlar niye öyleler de bunlar niye böyleler? Bunların ilkeleri farklı mı? İkisi de çünkü hareket ediyor. Yani kinesise tabiler. Burada da hareket var, orada da hareket var. Niye onlar bozulmuyorlar, hep aynı şekilde varlar da bunlar böyleler? Şimdi bugünden mesela geriye baktığımızda, hani bu ne kadar kıyaslanabilir bunlar bilemiyorum ama asıl modern fiziğin ortaya çıkması, mesela Galileo'nun filan değil mi? Asıl katkıları nedir ya da Newton'un? Buranın fiziğiyle oranın fiziği arasında bir fark yok. Ya biz bugün öyle düşünüyoruz. Yani güneşin kendisi ya da işte ne bileyim bir yıldızın ya da bir gezegenin kendisi buradaki nesnelerden farklı bir yapıya ya da ne bileyim işleyişe sahip değil. O zaman şu da düşünülebilir. Ya bu soru o açıdan bakıldığında o çağ için belki anlamlı ama şu an için hiç anlamı olmayan bir soru olarak da görülebilir. Böyle mi yapacağız? Acaba başka türlü anlayabilir miyiz bu meseleyi?
Yani yine işin içine ben bir heyecan katmaya çalışıyorum yani gördüğünüz gibi. Yani çünkü öyle görürseniz de yani hakikaten adam yanlış anlamış ya onlar da bozuluyor falan diyebilirsiniz yani. Ama ben hakikaten öyle düşünmüyorum. Yani daha farklı bir mevzunun burada olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere önce kendisi ne demiş gene anlayalım. Yani ne anlatmaya çalışıyor. Gene ilginç tartışmalar da yürütüyor çünkü. Sonra demin söylediğim şekilde acaba bunu farklı bir şekilde anlamak ve bugünkü kozmolojiyle ya da bugünkü tartışmalarla ilişkilendirmek mümkün mü konusuna gelelim. Dolayısıyla 10. problemi 1000 A5 mi gibi bir yerlerde 10. problem var. Onu okumaya başlayalım. Hani hepsini okumayacağım tabii. Bu biraz uzun bir bölüm. Atlayazıp diye giderim gene. Her zamanki başını okumak değerler var. Daha az güç olmayan ve gerek çağdaş gerekse eski filozoflar tarafından bir yana bırakılmış olan bir sorun da ortadan kalkabilir varlıkların ilkeleriyle ezeli ebedi varlıkların ilkelerinin aynı ilkeler mi oldukları yoksa farklı ilkelerin mi söz konusu olduğunu bilmekle ilgilidir. Eğer onlar aynı ilkelerse bazı varlıkların ortadan kalkabilir olup diğerlerinin öyle olmaması nasıl ve hangi nedenle açıklanabilir? Şimdi burada eskiden tartışılıyordu derken ta mitlerden beri bu tartışılıyordu demek istiyor. Yani hani onun çağdaşı yaşadığı dönem eski dönem dediği de bu hani kendi mitlerinin falan olduğu dönem yani bayağı eski dönemleri kastediyor. Hemen de zaten Hesiod'dan örnek vermiş. Hesiodos'un çağdaşları ve bütün teologlar gerçekte sadece kendi akıllarına uygun şeylerle ilgilenmişlerdir. Burada çok ciddi bir mit ve mitoloji eleştirisi yapıyor. O yüzden de buraları okumak istiyorum. Yani mitsel ve spekülatif düşünce ayrımının çok net Aristoteles'te ortaya çıktığı nadir pasajlardan bir tanesi. Diyor ki, çünkü onlar ilkeler olarak tanrıları ve tanrılardan doğmuş varlıkları göz önüne aldıklarından nektar ve ambrosiyayı tatmamış varlıkların ölümlü olduğunu söylemektedirler. Hani bunlar bir içki içiyorlar da ölümsüz oluyorlar ya. Onlar ölümsüzlük veriyor. Şimdi diyor ki yani kardeşim bunu böyle söylüyorsunuz da hani bunu ben ara ara size söylüyorum. O kadar Kantçı bir tarafı var ki Aristoteles'in ya da tersi Kant o kadar Aristotelesçik yani zamansal olarak bakarsak. Demek istediği şey şu. Ya bu nasıl bunu açıklama olarak kabul ediyorsunuz? Bunu söylediğinizde bunun hiçbir açıklama içeren bir tarafı yok. Bakın şimdi ne diyecek? Diyecek ki bu hiç şüphesiz anlamı sadece kendiler için anlaşılan bir takım kelimeler kullanmaktan başka bir şey değil. Boş laf diyor. Ya bak anlamsız. Anlıyor musunuz? Ya hakikaten yani al bu cümleyi Wittgenstein'in, pozitivistlerin ya da Kant'ın yazdığı bir cümlenin yanına koy. Aynı ifade yani. Konuşuyorsunuz da diyor ne dediğinizi anlamıyorsunuz biz de anlamıyoruz diyor. Bunun da ötesine geçiyor. Bakın çok ciddi bir kanıtlama da öne sürecek biraz sonra. Ancak bu nedenlerin uygulamasının kendisiyle ilgili olarak söyledikleri şeyler bizi aşmaktadır. Şimdi bak kendi söylediklerinde de bir tutarlılık yok. Biraz sorgulayalım şimdi bunların söylediklerini. Çünkü eğer ölümsüz tanrılar sadece zevk için bunları yiyip içiyorlarsa bu takdirde işte ambrosya ile nektar hiçbir şekilde onların varlıklarının nedeni değildirler. Yani hakikaten bir içki gibi bir şeyse ne olacak ki yani adam zaten vatandaş zaten ölümsüz içse ne olacak içmese ne olacak. O zaman zaten bunun bir anlamı yok. Güzel peki. Eğer varlıklarını devam ettirmek için onları alıyorlarsa o zaman da yiyecek ve içeceğe ihtiyaçları olan tanrılar nasıl ölümsüz olabilirler? Saçma bir şey yani bu söylediğiniz diyor. Harika ya aslında. Aristoteles müthiş bir adam. Hı? Kant ve sonrasının eğer böyle işte dediği şeyler daha esaslı felsefi argümanlar. Şimdi Kant'ın bu eleştirisi böyle şey oldu. Yani nitelik cevap vermek gibi bir şey oldu. Bununki mi? Evet. Ha, yalnız bak şey, temel iddia kökü aynı şey anlamında. Yani yanlıştır, doğrudur dahi değil. Yani kendiniz anlıyorsunuz, ben anlamıyorum ne dediğinizi diyor. Şöyle mi anlayalım diyorsanız diyor, oradan da saçma başka bir sonuç çıkıyor diyor. Yani bu böyle değildir, bu söylediğiniz doğru değildir değil eleştiri. Bu söylediğiniz anlamlı değildir. Yani bu anlamda çok benziyor. Yok sen daha mesela dediğin gibi mesela Kant son derece sofistike yani. Ha, o aynı zamanda mitleri de eleştirmiyor. Kendisi önceki metafizikçileri eleştiriyor. Değil mi? Aynı eleştiriyi yani mitleri Aristoteles'in yaptığı eleştiriyi Aristoteles ve Plotinos belki sonrası işte. Metafizikçilerin
söylemleri için yapıyor. Ya siz birden akıl sudur etti diyorsunuz diyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum bu dediğinizden. Hı? Hatta bazı yerlerde işte çelişkiler ortaya çıkıyor da diyor. Mesela kozmolojiyle ilgili tartışmalar tamamen antinomik diyor filan. Aynı tür bir eleştiri ya. Anlamlı değil. Ben anlamıyorum söylediğinizi. Yani. Evet. Evet. Ancak mitolojistlerin incelikleri ciddi bir inceleme zahmetine değmezler. Uğraşmıyorum. Hemen ne diyor bakın. Biz daha ziyade kanıtlama yoluyla akıl yürütenlere bakalım. Yani benim mirasım onlar. Başından beri de onu söylüyor. Biz aramızda rasyonel bir tartışma yürütüyoruz kardeşim. Ben orada hakikaten doğru düzgün bir kanıtlaması olan mantığa dayalı falan falan birisi bir şey söylüyorsa onu kale alırım. Mitleri falan hiçbir şekilde dikkate almam. Uğraşamam yani onlara. Hocam Platon'u buraya dahil ediyor mu? Nasıl? Platon'un anlattığı bazı mitleri dahil ediyor bence. Yani hani Platon'un kendisinde bir de. Tabii aynı. Yediyor etmez olur. Yani şöyle söyleyelim. Bir bakıma o Platon'a eleştirisi biraz daha şöyle. Siz vaat ettiğinizi spekülatif düşünce içerisinde açık ve seçik hale getiremediniz. Asıl eleştirisi bu. Yani ne zaman sıkışsan mitlere başvurdun, ben ondan bir şey anlamıyorum. Benim anlayabileceğim halde getirmedin yani. Siz de çok Platoncu oldunuz ya. Üzülüyorsunuz böyle Aristoteles böyle şeyler söylediğince. Platon bunu yaparken evet. O dönem içerisinde ona bu eleştiri yöneltme olmuş mu? Mitlerle ilgili mi? Evet. Evet. Ama biz evet. Anlamıyoruz gibi bir çıkış ya da bir eleştiriyle karşılaşmıyoruz. Aristoteles haricinde biliyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani ben özellikle şimdi bir tarihçi olarak buna yani tarihçilerin ne dediğine bakmak lazım. Yani kim nerede ne demiş, niye demiş, o kadar Platoncu okul var. Millet bunu nasıl okumuş falan. O ayrı bir konu. Ama mesela gene burada bir başka bir kıyaslama yapacağım. Mesela Plotinos'la Platon'u kıyaslarsak, Plotinos, Platon'un mitlere başvurduğu bir sürü yeri Aristoteles'in spekülatif söylemi içerisinde konuşur gibi anlatıyor. Evet, yani bu da işte belki de daha sonraki metafizik eleştirilerinin Hume gibi Kant gibi yani sapla samanı birbirinden ayıralım bunlar anlamlı bunlar anlamsız gibi şeyleri konuşmaları yapmaya yönelmelerinin bir nedeni de bu. Yani Platon da en azından hani nereye kadar işte bir kanıtlama gidiyor nerede aslında bir yere ulaşamıyoruz. Nereden sonra hakikaten Platon ben şuradan bir öykü duydum o da bilmem kimi nereden duymuş falan deyip bir şey anlattığında fark ediyoruz ki yani Platon buraya spekülatif düşünce içerisinde bir cevap filan önerilemeyeceğini ya da kendisi en azından önermediğini çok net söylüyor. Ama mesela Plotinos sonrasında bu böyle olmamaya başlıyor. Hani bu biz şeyde de size söylemiştim hatırlarsanız ikinci kritik okumalarında özellikle bizim kelamcılara benzer düşünürlere Kant'ın en önemli eleştirilerinden bir tanesi her şeyi biliyormuş gibi konuşuyorsunuz eleştirisi. Bilmediğiniz halde ya da konuşamayacağınız halde sanki biliyormuş gibi konuşuyorsunuz eleştirisi. Evet. Ay biz çok da kantçı olduk. Bu da tuhaf tuhaf ya. Hem kantçı hem platoncu olmuş bir toplulukla karşı karşıyayız. Nasıl bir şeyse. Peki. Biz diyor daha ziyade kanıtlama yoluyla akıl yürütenlere bakalım ve onlara aynı ilkelerden meydana gelen bazı varlıkların ezeli ebedi bir doğaya sahip olmalarına karşılık diğerlerinin ortadan kalkabilir olmalarının nasıl mümkün olduğunu soralım. Ancak bir yandan diyor bu filozofların bunun nedenini belirtmemeleri, öte yandan böyle bir durumun akla aykırı olması açıkça bu iki tür varlığın ne ilkeleri ne de nedenlerin aynı olamayacağını göstermektedir. Bunların içinde diyor en tutarlısı Empedokles'ti. Hani şey hikayesi gibi yani. Erkeklerin en hayırlısı babanız da onun da boynu altında kalsın diye bir metta vardı. Bu filozofların en tutarlısı Empedokles'ti. O da tutarsızdı diyor yani öyle bir şey anlatıyor. Şimdi bunu uzun uzun anlatmayayım da demek istediği şey şu. Bu adam en azından unsurların değişime tabi olmadıklarını, ezeli ebedi olduklarını, bozulmanın ve yok olmanın ilkesinin
nefret olduğunu, birliğin ve var olmanın ilkesinin de sevgi olduğunu söyledi diyor. Yani kendisi değişmeyen ve kendinde ezeli ebedi olan bir unsurlar topluluğu var. İşte meşhur o dört unsuru var. Ha, bunları birbirine karıştıran ve belirli karışımlar halinde var eden iki tane de ilke var. İşte nefret ve sevgi. Hani bir şekilde bu bununla ilgili bir açıklama verdi. Nesini eleştiriyor Empedokles'in? Dediği şey şu. Aslında diyor, nefreti diyor bu yok oluşun hani ilkesi olarak andı. Yani şeylerin bir arada durmama, yani bunu bu arada tabii şunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazen bize bu adamların söyledikleri, çok önceden bir derste de söyledim. Çok böyle saçma spekülatif, ne sevgisi ne nefreti gibi geliyor da. Yani şimdi biz kalkıp çekme itme kuvveti deyince farklı bir şey mi söylüyoruz? Hiçbir şey de söylemiyoruz yani. Yani o açıdan aynı noktadayız yani. Adam sadece biraz daha poetik bir dil kullanmış oluyor filan. Yani iki ayrı bu anlamda ilkeyi ortaya koymuş oluyor. Ha, Aristoteles'in söylediği şey şu. Ya sen bu bozulmanın, yok olmanın, bu anlamda bir karışımın yok olması, bileşimin yok olması anlamında. Yok olmanın ilkesini nefrete bağlıyorsun da bir şeyler birden nefretle ayrılarak var oldukları için sen nefretin ilkesini yok olmanın ilkesi olarak ortaya koymanla beraber bir şeyin belki de var olmasının ilkesi aslında nefret. Tam tersine her şey bir olduğunda o karışımdaki şeyler yok olduğu için tam tersine sevgi aslında yok olmanın ilkesi oluyor. Yani sen kendi söylediğinde de çelişiyorsun diyor. Anlatabildim mi? Gene gayet güzel bir eleştiri getirmiş. Şimdi ayrıca diyor bu değişimin neden zorunlu olduğunu. Yani mesela diyelim ki kendisi de bunları tartışacak. Değişimin neden sürekli olduğu ile ilgili Empedokles'te bir açıklama yok diyor. Yani her şey bir sevgiyle bir araya geldikten sonra niye tekrar ayrılsınlar? Ya da her şey ayrıldıktan sonra tekrar niye birleşsinler? Yani hani birisi birisinin yerini alıyor olabilir sevgi nefret de. Yani bunun sürekli oluşunun niye sürekli değişim var mesela gibi bir sorunun aslında cevabı yok. Hani bunu bir ara biz konuşmuştuk bu ilk hareket ettirici filan bağlamında. Yani Empedokles de bunun eksik olduğunu düşünüyor. Hareketin devamlılığın ilkesinin eksik olduğunu düşünüyor. Sonra bununla birlikte diyor, bütün bu eleştirileri söyledikten sonra, tabii ben atladım. 1B20-19. Ona göre öğelerin dışındaki her şey, ya şöyle diyeyim biraz daha yukarıda. Bununla birlikte onun hiç olmazsa varlıkların bazısının ölümlü, diğerlerinin ölümsüz kılma anlamında sözünü ettiğimiz çelişkiden kaçınmasını bilmiş olan tek kişi olduğunu kabul etmemiz gerekir. Yani genelde takdir ediyorum adamı diyor. Ona göre öğelerin dışındaki her şey yok oluşa tabidir. Ama burada karşımıza çıkan sorun şudur. Hepsi aynı ilkelerden çıktıklarına göre bazı varlıkların yok oluşa tabi olup diğerlerinin öyle olmamasının nedeni nedir? Ha. Şimdi deminki noktaya geliyoruz. Aristoteles'e göre o Ayüste evrendeki o gök küreleri ölümsüz olduğu için, bu anlamda ezeli ebedi oldukları için. Empedokles'in dediğini de kabul etsek, yani unsurların kendilerinin ölümsüz olduğunu da kabul etsek, niye onlar ölmüyor da bunlar ölüyor yani? Bunun açıklaması verilmiş olmuyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra da yani bunu da istiyorsanız okuyabiliriz ama yani ben kısaca da anlatabilirim gene. Söylediği şey şu. İki seçenek burada ortaya çıkabilir. Bir diyebilirsiniz ki unsurlar zaten kendisi de oluş bozuluşa tabi. Yani bu anlamda unsurlar ezeli ebedi değil. Böyle bir açıklamadan hani birisinin unsurları ezeli ebedi öbürlerininki değil gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Ama diyor buradan da bir şey çıkmaz. Ne demek? Çünkü sen kalkıp eğer unsurların kendisi de bozuluşa tabi dersen ondan önce gelen unsurların olduğunu söylemek durumundasın. Çünkü bozulup onlara dönüşüyorlar. O da başkalarına dönüşecek, o da başkalarına dönüşecek. Yani bu sonsuz bir gerilemeyle falan nihayetlenir. Yani bir şey söylemiş olmazsın. Yani buna ne biçim açıklama ya? Açıklama falan değil. Bir yerde duruyor desen ezeli ebedi olana mı döneceksin? Ya da niye orada durdun? O da saçma. Hani ezeli ebedi olanlara döneceksen Empedokles'in söylediğinden farklı bir şey söylemiyorsun. O zaman unsurlar arası bir farklılıktan hareketle bunu açıklamak da mümkün değil diyor. Anlatabildim mi? Ha, o zaman nasıl açıklayacağız? Yani niye oradakiler ezeli ebedi de buradakiler değil falan falan gibisinden böyle tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere şunu da biliyoruz. Yani en azından Aristoteles'te gene bizim bu dispozisyon meselesine de benzer bir şekilde. Hani
ayrımı ben niye yapıyorum? Yani neye ayağımı basarak ve neye dayanarak ya onlar bozulmuyor da bunlar bozuluyor diyorum. Hareket farklılaşması üzerinden, kinesis üzerinden bu ayrımı yapıyorum. Yani buradakiler hakikaten işte havaysa işte yukarı, ateşse en yukarı, işte öbürü aşağı falan falan gidiyor. Onların hareketleri bir anlamda daha dikey bir hareket, öyle söyleyelim, ve doğrusal bir hareket yapıyorlar. Ve yok olmaları demek bileşiklerin, şunların, bunların, unsurların ayrılıp hepsinin doğal yere gitmesi demek, bu düşünülebilir olan bir şey. Bakın, oysa o gök kürelerinin hareketleri dairesel olduğu için onların gidip durabilecekleri ve ne bileyim çözülebilecekleri bir yer yok. Yani kinesis ve yer fikrinden hareketle bu ikisini ayırt ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi yalnız burada şimdi geri dönüyoruz. Peki kardeşim, biz bugün anladık ki aslında iki hareket arasında bir fark yok. Her yerde düzgün doğrusal hareket geçerli. Aslında doğal yer falan filan diye de bir şey yok. Eylemsizlik ilkesi esasına göre her şey dışsal kuvvetlerle hareket ediyor. Yıldızla gökküreyle buradaki herhangi bir varlığın arasında bir fark yok. Bu anlamda şöyle düşünebiliriz. Hareketin devamlılığı ile ilgili Aristoteles'in söylediklerinin de bir geçerliliği yok. Yani ne anlamda? Gene hatırlayalım. Aristoteles bu düşünüş biçimine yer vermesinin de asıl önemli gerekçelerinden birisi olarak neyi öne sürüyor? Ay altı evrende her şey doğal yerine gitse de hareket durdu diyemeyiz. Çünkü o sürekli hareket eden o küreler olduğu sürece ve onlar temas halinde oldukları için ay altı evrene, yani yüzeyde temas halinde olduğu için burayı karıştırırlar diyor. Yani bu her zaman düşünülebilir bir şeydir. Dolayısıyla hareketin sürekliliği o gök kürelerin hareketi devamlı olduğu sürece aslında açıklanabilirdir diyor. Ha sonrasında da ama... Onlar da aslında imkan kavramı üzerinden bir tür maddi yana sahipler. Yani şu anda burada ama birazdan burada, birazdan burada olabileceği için farklı yerler ona imkan teşkil ediyor. Bu imkanların gerçekleşebilmesi için gene onları harekete geçirecek başka bir bilfiil ilkeye ihtiyaç olmalı derken biz işte teos fikrine kadar gidiyoruz, tanrı fikrine kadar gidiyoruz. Şimdi bu açıdan bakarsak aslında problemin kökeninde de hani hareketin kaynağı sorunu var. Yani demek istediğim, Aristoteles kendi kozmolojisi içerisinde ay altı ay üstü evren ayrımı yaparak, o ayrım içerisinde bir şeylere ezeli ebedi oluş, bir şeylere bozuluşa tabi oluş falan falan atfederek yaptığı ayrımdan hareketle asıl çok daha derin bir problemi çözmeye çalışıyor. Hareket nereden geldi ve neden var? Hareketin kaynağı ne yani aslında? Yani şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Hadi diyelim biz bugünkü kozmoloji içerisinde mevzuya bakıyoruz. Bugün de elimizde de bir senaryo var. Çok değişik şekillerde ortaya çıkmış. İşte büyük patlama senaryosu gibi bir şey. Aynı mantıkla bakıyorsun. Hani büyük patlama belli bir enerjiye sahip. O enerjiyle patladı ve her şey işte genleşiyor filan evren. Ve işte ne bileyim ne oluyorsa oluyor onun içerisinde. O enerjiye bağlı olarak filan dedik. Niye patladı? Niye ki yani? Niye sudur etti birinci akıl? Gibisinden bir şey. Yani bu hareketin kaynağında ne var sorusu. Bugünkü kozmoloji için problem değil mi? Bugünkü kozmoloji de problem. Ha burada şöyle bir şey de var. Kant'ın gene antinomik düşüncelerini hatırlarsak. Yani Kant diyor ki özellikle insan aklı kozmosla ilgili düşünürken diğer metafiziksel diyelim unsurlarla, yani ruhla ilgili ya da Tanrı ile ilgili falan konuştuğundan farklı bir probleme düçar olur. Evrenin kendisiyle ilgili savlarını doğrulayıp yanlışlamakla ilgili elinde yeterli veri de olmadığı için birbiriyle çelişik önermelerle ilgili ispatlar verebilir ve hangisinin doğru olduğuna karar veremeyebilir diyor. Yani mesela biz bakın bugün geçen gün dün bir lisede liselilere bunu anlattım da Hawking-Penrose tartışmasını anlattım. Hawking-Penrose tartışması kozmolojiyle ilgili şöyle bir tane. Bir sürü şey tartışıyorlar da. Tartışma şöyle bir tartışma. Hawking de merhum yani. Onu da burada saygıyla analım. Geçenlerde vefat etti. Büyük fizikçiydi. Saygıyla anıyoruz kendisini. Vatandaş diyordu ki bana göre diyordu bütün bu büyük patlamanın da zemininde bir tane işte tekillik var. Singularity var. Öyle bir matematiksel çerçeve kurulabilir ki ya da bir fizik, teorik fizik çerçevesi. Ondan önce zamanın olmadığı gösterilebilir.
ondan öncesi olmadığı gösterilebilir yani. Dolayısıyla bir tekillik var. Evrende şu ana kadar gelmiş. Evren sonlu yani. İleride kapanırsa da sonlu, kapanmayıp devam etse de nereye kadar gittiyse o kadar sonlu. Yani evrenin kendisinin bir başı var yani. Hawking'e göre ve belki de hani evrenin bazı parametrelerine göre yani yoğunluğu belli bir kritik yoğunluğun altındaysa da içine çökecek falan ya da üstündeyse özür dilerim gibi. Yani başı var sonu var gibi. Sonlu yani. Şu anda da sonlu. Yani demek istediğim geleceğe açık olması, kuvve halinde genleşiyor olması fiilen sonsuz olduğunu göstermiyor. Yani evren zamansal açıdan bakıldığında sonlu bir evren. 13 milyar bilmem ne yıl bilmem ne saniyelik bir zaman, bizim anladığımız zaman kayıt içerisinde var. Penrose böyle düşünmüyordu bir fizikçi olarak, bir kozmolog olarak. Diyor ki adam, kardeşim bana göre bizim evrenin kendisi başka bir evrenin içerisindeki bir tekillik. Yani geriye doğru ne kadar gitsek de evrenler var, ileriye ne kadar gitsek de evrenler olacak falan gibisinden bir şey söylüyordu. Hatta şey iddiası bile vardır Penrose'un. Bizden önceki evrenlerdeki bir takım fon ışımalarının etkisi bu evrende bile ölçülebilir. Yani deneysel veriyle bile bunu göstermemiz mümkün olabilir gibi iddia. Neyse, hiçbir zaman o verilere tam ulaşamadığımız için bunlar hep problem olarak da kalıyor. Belki de Kant'ın söylediği hala geçerli. Yani öyle mi böyle mi konusunda iki farklı görüş hala savunulabiliyor. Bu başı var mı yok mu filan gibisinden. Ama öte yandan aynı probleme tekrar geri dönüp takılıyoruz. İster öyle olsun ister böyle olsun. Hareketin kaynağı ne ki yani? Bir şekilde. Yani yani işte bu aynı zamanda size bir kere daha söylemiştim. Nedenler zincirinin fiilen sonsuz olup olmaması tartışmasında söylemiştim aslında. Yani bir ilk neden var mıdır yok mudur tartışmasında kelamcılar için bu çok önemli bir tartışma. Yani bizim için çok asli bir tartışma. Ama başka bir açıdan da her nasıl olursa olsun hareketin kaynağının ne olduğu açıklanmaya muhtaç olan bir şey. Demek istediğim şey şu. Aristoteles'in bu çözümü çok eskide kalmış ve hani bir şekilde farklı bir kozmolojide kalmış gibi görünüyor ama bence öyle değil. Yani çok daha derin bir metafiziksel problem var burada. Ha, biz kendi hani teorik fiziğimizi geliştirmeye çalışacaktık falan yani onu daha yapmadık ama yani yapacağız. İşte Baha Hoca ile başlayacağız yani onlara. Ama nasıl bir şey düşünüyorduk biz? Hani biz bir şekilde de o içsel olan var, sanki onun bir zamanı var, oradaki unsurlar var. Onların tezahürü anlamında burada bir fiziksel gerçeklikten söz ediyoruz diyorduk. Hatta ben özellikle orada bunu da terkelim olarak da vurgulamıştım. Unsurların o kendindeliği açısından gerçekliğe baktığımızda orada teleolojik bir yapının olduğu, birle ilişkisi içerisinde bir yapının olduğu, orijinal böyle hani unsurların dönmeye çalıştığı bir yerin olduğundan bahsedilebilir. Buradaki anlamda bir yer değil o. Dolayısıyla hareketin kaynağı ya da işte ezeli ebedi oluşu ya da olmayışı, neyse artık o tartışma nasıl yürütülecekse, bence bu kendinde ya da içsel olanın düzlemiyle tezahür edenin düzlemi ayırt edilerek de tekrar edilebilir. Aynı tartışmadır, onu demek istiyorum. Hareketin kaynağı bakımından. Çünkü birisi eğer metafizik yapacaksa rasyonel kozmolojik bir takım problemlere çözüm önermeden yapamaz ve bu problemlerin tam merkezinde hareketin kaynağı problemi duruyor. Evet. Yani, nasıl? Şeylerin kendileri çözümü ya da içsel olan da teleolojik ya da işte her neyse yöneldikleri o yer söz konusuyken o şeylerin tezahür alanındaki görünümlerinde mekanik yasalı. Evet. Söz konusu. Evet. Yani nasıl oluyor da bu sefer? İşte ha Hatice. Evet. Nasıl oluyor? İntikal evet. Dönüşüyor. Onun için peki nasıl bir zemin? Yine mi teorik fizikten evet. Cevap vermek zorundayız? Evet, tabii ki cevap vermek durumundayız. Hayır, niye düşünmeyelim? Hayır, şimdi şöyle, Hatice şunu sordu, duymayanlar için de söylemiş olalım. Yani hakikaten bir yanıyla sanki o içsel olan da bir teleolojik bir yapı olduğundan ama tezahür eden de mekanik bir yapı olduğundan bunlar nasıl mezc edilebilir? Hakikaten nasıl bir araya aynı teorik çerçevede getirilebilir diye soruyorsun. Ben de onu soruyorum işte. Yani demek istediğim önce ben sordum. Yani sen bana sormadan önce ben zaten birkaç kere de sormuştum. Evet. Ben bu soru da yine aynı bizim Aristoteles'le aynı zamanda mekanik fiziğe yöneltilen eleştirilerin bu sefer hepsini kapsayan bir eleştiri yöneltmek mümkün olmaz mı? Yani nasıl oluyor da bu dönüşümü siz takip edebileceksiniz? Hangi kavram üzerinden mesela
Şimdi bu aynı zamanda şu senin sorduğun soru, yani ben bunu teorik fizik çerçevesinde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Metafizik hiç mümkün müdür sorusu aslında, evet. Senin sorun. Yani hiç, yani biz ayağımızı nereye basarak gerçek, işte ya ilk dersi hatırlayın, ne var ne yok sorusunu soruyorduk ya, burası neresi sorusunu. Bizim bunu hiç konuşabilme imkanımız var mı aslında? Değil mi? Şimdi o zaman tekrar geri dönüyoruz. Hani ben en azından ya hayır konuşamayız, bitti gitti falan dememek için, yoksa metafizik dersleri biter zaten. Bir şekilde bir zemin arayışı içerisindeyiz burada. Onun zemini ne olabilir diye de tartışıyoruz. Gene hatırlayalım. Bana göre o zemin, biz bir kere kendi tecrübemizin kuruluşuna odaklanıp onun zemini hakkında düşünebilme imkanına sahip olmasak, bu anlamda bir refleksiyon yapıyor olmasak, o zeminin birle ilişkisi konusunda fikirler geliştiremesek hiçbir şey zaten konuşamayız. Ama bence ben işte hala öyle bir imkanın olduğunu düşünüyorum. Ama bakın şunu söylüyorum. Aristoteles nasıl kendi döneminde metafizikle uğraştıysa, bugün metafizik adını verdiğimiz şeylerle uğraştıysa ve burada sayıp döktüğümüz bütün bu problemlere tutarlı bir cevap önermeye çalıştıysa, biz hemen hemen aynı noktadayız. Aynı problemlerle karşı karşıyayız ve problemlerin bir tanesi, çok önemli bir tanesi, hareketin kaynağı sorunu ya da sürekliliğinin kaynağı sorunu. Başınıza yeni bir soru açmak üzere olabilirsin Merve. Yok değilim de, hareketin kaynağından bahsedince, bu Aristoteles'in sistemi içinde hareketin kaynağından bahsetmek çok anlamlı. Şu anlamda zaten bitkisel otodeslerin hepsinin işte belli periyodik olarak belli bir noktaya doğru yöneldiklerini düşünün. Hareketin bir yerde bir anlamda sonlanacağını düşünüyoruz. Evet, ayal evrende. Ayal evrende ve şey olarak hareketin kaynağı dediğimizde sanki inlediği şey böyle bir başlangıç noktası aynı zamanda. İlke denmesinin nedeni bu. Fakat bu Aristoteles sistem için de çok mantıklı. Yani şöyle, şimdi hareketin kaynağı dediğimizde akla ilk gelen şey bir işte o bitiş noktası, telos. Bir gayenin olması. Hareketin bittiği nokta ve işte kemal gibi bir şey düşünüyoruz. Fakat yani bu sistemin içinden çıkıp başka türlü düşünüp mesela hareketin kaynağı sorusunun zaten daha hiç anlamlı olmadığı bir şey. Mesela yine çok platoncu diyeceksiniz ama işte o yokluğun ve nasıl diyeyim, o bitiş başlangıç noktasının olmadığı, varlığın zaten her daim olduğu, öncelik sonralık, işte bir şeyin bir şeye yönelme, hareketin bittiği yer, kemal düşünmediğimiz bir sistem içinden konuşsak yine hayır hareketin kaynağı sorusu da anlamlı olacak. Şöyle söyleyelim, Aristoteles'in yani teleolojik bir düşünüş biçimi içerisinde hareketin kaynağı ve sürekliliğine diyelim, bir cevap önermiş olması, onun düşünsel çerçevesinin bir avantajı bir kere. Bu bize bir başlangıç noktası. Dur. Bak hayır, şöyle diyelim. Hani Aristoteles hatta herhangi bir başlangıcı olmayan, herhangi bir sonu da olmayan, hani zamanda açık demiştik ya, bir evrende hareketin sürekliliğinin zeminini araştırıyor. Hareket nasıl süreklidir işte. Bütün teolojisini de onun üzerine kuruyor. Bütün Aristoteles ilahiyatı aslında bu soruya cevap vermek için var. Nasıl evren kendinde var, kendiliğinden hareketli ve bu hareket nasıl hiçbir zaman sona ermeyecek. Yani bunun çözümünü öne sürüyor. Aristoteles'in evreninde dolayısıyla aslında yani bu açıdan bakarsak, biz Aristoteles'in söylediklerini anlattığını dinledikten sonra yani, ya bu hareket nasıl var, nasıl başlamış filan gibi şeyler artık sormamaya başlıyoruz. Yani çünkü öyle bir başladığı bir nokta da yok, bitebileceği bir nokta da yok aslında. Ha, doğal yer kavramı üzerinden bir hareket ve hareketin işte sonlanacağı yer fikri var. Ama bu hiçbir zaman nihai olmuyor. İşte o karışım dediğim olaydan dolayı olmuyor ve sürekli devam ediyor. Yani biz sürekli karışarak ve ayrılarak, demin Empedokles'in çözemediği şeyi diyelim, o ilk hareket ettirici üzerinden çözerek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz mekanik fiziğe. Atomcuların, yani ta o zamanlar da öyleymiş, yani bugün de öyle, bir farkı yok. Yani Demokritos'a ya da Leukippos'a mesela sorsaydık, ki sormuşuz zaten, kendileri yazdığı metinler var. Ya bunlara, bu hareket nereden geliyor diye sorsaymışız yani. Ad hoc bir postülayla karşılaşıyoruz. Evrende hareket her zaman vardır ve hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır gibi bir postüla var. Bugünkü mekanik fiziğinki çok farklı değil. Yani mesela Penrose gibi düşünürseniz, istiyorsa bu evren kapansın tekrar açılır. Hani gibi, hani böyle açılan kapanan dizi evrenler gibi de düşünebiliriz. Ya niye filan diye sorduğunda, bu hakikaten ad hoc bir şey. Yani hiçbir cevabı yok. Yani burada mesela
Böyle bir cevap, ya mesela onları da biraz konuştuk sizinle. Mesela Descartes'in evreni uzamsal diyoruz değil mi? Cisimler uzamsal bütün. Ya bu cisimler nasıl varlar? Adam diyor ki incremental motion. Yani bir şekilde uzayın bir parçası bir başkasına göre ters hareket ettiğinde parçalar birbirinden ayrılır. Herkes hemen aklına şey geliyor. Ya uzamın kendisinde içine girilmezlik yok ki. Şu sınır nasıl anlamlı olacak? Bir. O parça niye öbürüne göre ters hareket ediyor ki her şeyden önce? Lök gibi bir şey niye hareket etsin ki? Ya gerçekten yani. Değil mi? Ya bugün daha yakıcı bir problem bu. Anlamadığımız bir şey yani. Ha mesela şu anda onu da biraz konuşmuştuk. Mesela Einstein'in genel görelilik kuramında çekim, en azından yer çekimi alanı ile ilgili. Geometriden hareketle biz kalkıp işte çekimin nasıl bir şey olduğunu açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Yani işte büyük kütle dizisinden uzay zamanı eğip bükerler. Güzel, gayet güzel. Hani oradaki eğrilik nedeniyle de bir tane daha küçük bir cisim o oraya koyduğunda onun içine aslında düşer yani. Öyle düşünün. Kendisi belli bir hızla hareket ediyorsa ancak onun etrafında bir yörüngede kalabilir falan. Büyük kütleli cisim ne demek? O teorik bir terim bu arada bak. Kategorik bir terim. Büyük kütleli, kütle ne demek? Kütle niye uzay zamanı eğip büküyor? Bunların hiçbir cevabı yok. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle düşünürsek bunu açıklarız demiş oluyoruz da. Teorik fiziksel açıdan. Bu niye böyle? Ya niye soruların zaten hiçbir cevabı yok. Yani elimizdeki mekanik fizik içerisinde. Ben diyorum ki Aristoteles nasıl hareketin kaynağını açıklamak için dolaysızca farkına vardım. İşte aisteto-onta anlamında. Duysal anda farkına vardığımızın ötesinde bir düşünülürü. Bakın teos o anlamda bir düşünülür yani. Bir noeta yani hakikaten. Devreye sokmak zorunda kalmış. Metafizik bu demek zaten. Yani kendi çerçeveni, dilini ya da fiziği anlamak ya da yapabilmek için genişletmek demek aslında. Metafizik bu demek. Bizim elediğimiz de bu zaten. Yani böyle bir genişletme yapamayız diye düşünüyoruz. Şimdi biz aynı genişletmeyi tekrar yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Aynı tartışma canlı cansız tartışması için var. Bakın biraz kısaca ondan da bahsedeyim Merve Nur. Yani bu bence daha da enteresan bir tartışma. Hocam geçmeden bir şey sorayım. Tabii. Hareketin kaynağı nedir sorusu ya zamanın kaynağı nedir sorusu arasında bir fark var mı yoksa aynı soru? Şöyle söyleyelim. Aristoteles çerçevesinden bakarsak. Hareketin sürekliliğinin açıklanması işte bir düşünülüre müracaatla işte teosa ve iyiye aslında müracaatla yapılıyor. Zaman tamamen hani nesnel olarak hareketin ölçüsü kabul edildiği için zaman ancak hareketle birlikte bir anlam kazanıyor ve açıklamaya sahip oluyor. Yani zamanın kendisi kendine bir varlığa sahip değil Aristoteles'te. Hı? Şimdi ya buna da girmeliyiz. Girelim ne yapayım? Yani bence konumuz bu zaten. Şimdi bak, şimdi canlı ve cansız dediğimizde, şimdi hemen atlayıp biz zaten bunu biliyoruz demeyin. Bakın benim o size anlattığım kategorik dispozisyonel ayrımını hatırlayın. Ben hani diyordum ya size bakınca insan görmüyorum diye filan. Canlı da görmüyorum. Buraya baktığımda da cansız görmüyorum. Yani kırmızı bir şey görebilirim ya da işte ne bileyim beyaz bir şey görebilirim. Dokunduğumda bir şey hissedebilirim. Siz cik cik bir şeyler ses çıkarıyor olabilirsiniz. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Bunların hepsi duyusal farkındalıklar. Şimdi ben Aristoteles'im. Noesis'ten bahsediyorum. Yani buradaki tümelleri, yani bazı şeylerin ortak işte zemininde onları bir tür haline getirecek olan bir tümeli külliyi nasıl yakalayacağım, fark edeceğim dediğinde noesis fiiliyle bunu yaptım diyorum. Aristoteles diyor ki ben buna canlı diyorum, buna cansız diyorum diyor. Ya bize bunu söyleyebilmen için işte meşhur hikaye ayrımından bahsetmen, faslından bahsetmen lazım. Peki bunun faslı ne diye soruyoruz bir şekilde. Gene o yaptığımız gözlemlerden hareketle, yani istidadi olarak bir şeylerin sergilediği şeylerden hareketle Aristoteles diyor ki bazı şeyler var, önlerinde herhangi bir engel olmadığında belirli bir hareketi yapmak zorunda gibi davranıyorlar. Ben öyle görüyorum yani. Bunu attığımda engel yoksa düşüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte suyu kaynatınca buhar bir engel yoksa yukarıya çıkıyor gidiyor. Yani gördüğüm bu. Ama bazı şeyler var ki hareket edebildikleri gibi durabiliyorlar da diyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani herhangi bir duman, abi çıkıyordum ulan şuradan gideyim. Yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bu mesela abi duruyorum ben biraz bekleyeyim sonra düşerim falan demiyor. Ama mesela hayvanın bir tanesi yürüyor bu tarafa sapıyor. Duruyor bu tarafa sapıyor. Bitkinin kökü
suyun olduğu tarafa doğru gidiyor. Ya da gitmiyor. Dallar tam büyüyor. Tam orada büyüyecekken ulan bu dal büyür diyorsun. Başka bir dal veriyor. Oradan bu tarafa doğru büyüyor. Hayda. Niye onu durdurdun? Niye buraya gittin filan diyoruz. Anlamıyoruz da. Şimdi demek ki kendisinde bir hareket ve durma ilkesi olandan canlı diye bahsederim ben diyor. Gayet güzel. İyi de kardeşim bunların hepsi unsurlardan oluşmuyor mu? Bak deminki tartışmanın aynısı. Ya hepsi madem unsurlardan oluşuyor bunların. Bu niye canlı, bu niye cansız? Bak aynı soru. Aynı soru derken yani çok biçimi itibariyle aynı bir soru. Niye o ezeli ebedi de bu değil? Anladınız mı? Şimdi peki Aristoteles ne diyor? Şimdi bir şekilde demek ki hareketin başlama ve sonlanma ilkesinin kendisinde olduğunu düşündüğümüz her neyse o canlıdır. Şimdi bakın belki de Aristoteles'in hani ruhu organlaşmış bir cismin işte birinci ilk entelekiyası olarak adlandırmasını şöyle de okumak mümkün. Hani o kendi ereğini haiz demek. Entelekiye o demek. Kendi ereği kendisini ya kendi ereği, kendi gayesi kendisi olan demek. Bak canlı nasıl bir yapı? Canlı hani conatus diye de Spinoza'da filan Latince'de filan hani karşılığı var ya. Hayatta kalabilmek için, kendi varlığını yani sürdürebilmek için bir şeylerden beslenmek zorunda olan bir şey. Bir şeylere doğru yönelmek, hareket etmek durumunda olan bir şey. Dolayısıyla bir şeyleri arzulamak durumunda olan bir şey. Kendi dışındaki bir şeye yönelerek onu kendisine katmak, onu hep kendisinin olmasını istemek durumunda olan bir şey. Anlıyor musunuz? Hatta Aristoteles'in meşhur şey tartışması vardır. Akılla arzuyu hareketin başlatıcısı gibi ele alır. Ama der ki asıl en temeldeki işte appetite'dir, şeydir, iştahtır, arzudur. Yani akıl ona yardımcı olur da esas da arzudur yani hareketin nedeni. Ki bu işte Aristoteles sonrası Hume, Kant'ın filan tartıştıkları mevzu. Yani aklın kendisi hareket nedeni olabilir mi hareketin başlığı yoksa arzu esastır da akıl onun yardımcısı mıdır? Yani Kant'ın pratik aklında çözmeye çalıştığı problem de bu. Akıl kendi başına pratik olabilir mi falan gibisinden hikayeler. Neyse aynı tartışma Aristoteles'te var. Şimdi geri dönelim. Arzu ettiğin şey, beslenmek üzere, kendine katmak üzere arzu ettiğin şey üzerinden aslında neyi arzu ediyorsun? Kendi varlığının devamını arzu ediyorsun. Enteliki o demek. Kendisi için iyi olanı, kendi varlığının devamını yani arzu eden olarak canlı var. Bakın yaz burada özellikle iyi kelimesini kullandım. Niye kullandım? Çünkü aslında Aristoteles'in canlı açıklamasının özünde şu var. Herhangi bir yapı kendi varlığını sürdürebilmek için iyi olanı arzu ederek canlı olur. İyi olanı düşünmeden, yani teorik çerçevenize bu anlamda iyi küllisini katmadan canlıyı düşünemezsiniz. Şimdi teorik çerçevenizden iyiyi dışladığınızda, Agaton'u yani, bak ne kadar Platoncuyuz aslında. Dışladığınızda canlıdan bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Tamamen mekaniğe indirgeyecek şekilde bir şeylerden bahsedebilirsiniz. Fakat hiçbir zaman, Aristoteles aslında şunu diyor. Canlıyı cansızdan ayırmak istiyorsanız, kendisi fiziksel evrendeki unsurların hareketiyle yetinmemek durumundasınız. O unsurlar hani belli bir zorunluluk içerir. Bu zorunluluğun kırılması lazım. Hatta Kant'ın meşhur bir tabiri vardır. Canlı en üst düzeyde olumsal olandır der. O olumsallığın devreye girmesi o zorunluluğun kırılmasını gerektiriyor. Aristoteles'e göre bu kırılma ancak çerçeveye o unsurlar, doğal yerler, şunlar bunların ötesinde bir düşünülür olarak iyi girmeden anlaşılamaz. Değil mi? Ha şimdi geri geliyoruz gene aynı tartışma. Kant'ın bu sefer üçüncü kritiğinin antinomisi, gene antinomi. Nedir üçüncü kritiğin antinomisi? Diyor ki Kant, acaba evrendeki her şey mekanik bir bakıma yasa, yani canlılık diyelim. Tamamen mekanik yasalarına indirgenerek anlaşılabilir mi? Yoksa canlılıkta o mekaniği aşan bir yan var mıdır? Diyor ki, akıl bu meseleyi çözemez. Bir şekilde
Bunlar diyor regülatif prensiplerdir. Yani doğaya baktığında insan böyle de bakabilir, böyle de bakabilir aslında. Ama böyle baktığında ya da şöyle baktığında işte kendinde bir iyi var da o iyiye yönelen olarak, bir telosa yönelen olarak bir şey canlı oluyor. Yoksa öbür türlü cansız oluyor, biz nesne olarak bilemeyiz diyor. Bakın aynı, tekrar söylüyorum tartışma. Yani metafiziği elemek demek bu anlamda. Söz konusu o iyinin, o düşünülürle çerçevenin genişletilmesinin iptal edilmesi demek. Biz şu anda diyoruz ki, bakın ta dersin başından beri tartıştığımız şeyleri hatırlayın. Bir bizim için iyi zaten. Bir ve iyi yani. İdea yani o. İdea, bütün bu olup biteni, canlıyı ve cansızı, hareketi, mekaniği, şusu busu filan açıklamak için hakikaten tekrar devreye sokulabilir mi? Metafiziğe tekrar yer açmak demek bu demek. Buradan zaten şöyle bir şey de anlıyor olmanız lazım. Aristoteles'in Platon'un ideasını çok radikal bir şekilde eleştirmesi kendi felsefesi açısından da çok ciddi sorunlar yaratıyor. Çünkü o ideanın, yani iyinin ya da birin nasıl olup da işte o canlı cansız ayrımının zemininde yer alabileceği ya da hareketin zemininde yer alabileceği konuşulamaz hale geldiği ölçüde millet Aristoteles'in metafiziğini de imkansız görmeye başlıyor. Yani Aristoteles, Platon'un daha önce dediğim gibi çözmediği bir problemi kullanarak onu eleştiriyor ama kendisi de çok büyük bir risk almış oluyor. Çünkü birileri geri dönüp aynen Kant gibi filan, gün gelir hani seni sigaya çeker hikayesi, sigaya çekmesine izin veriyor. Yani biz bunu hakikaten bilebilir miyiz ki? Hani gerçekten Kant'ın mesela oradaki eleştirisi şeydir. Ah diyor, benim akli bir görüm olaydı ki o tanrısal bir şeydir. Canlının nasıl olup da iyi ile ilişkisi içerisinde var olduğunu bilirdim. Ama benim diyor düşüncem diskürsif, sevk edici. Bu sevk edici düşünce içerisinde ancak ben o canlıyı mekanik terimleriyle anlayabiliyorum. Aslında hiçbir şekilde de anlayamıyorum diyor. Yani bakın gene aynı sorun. Anlamıyoruz, anlamsız senin söylediğin şey. Doğru ya da yanlış değil. Biz acaba bu çerçeve genişletilebilir mi ki? O çerçeve içerisinde biz anlamlı olarak yine metafizikten ve bu anlamda canlılığın zemininden ya da hareketin zemininden ya da Tanrı'dan işte bahsedebilir miyiz yani? Bence çok güzel oldu bu. Değil mi? Peki bir maddeyi daha konuşmuş oluyoruz. Gelelim 13. şeye. Hatta bizim şeyimiz öyleydi değil mi? 13-12 filan. 12-13 işte neyse adam. 12 ile 13. Zaten onların ben sırasını yanlış yazmıştım. Söylemiştim ya size. Nerede yalnız bu şimdi? Şeyi arıyorum. Önce 13'ü galiba konuşacağım. Sonra 12'yi konuşacağım. Evet. 14 ile de kitaptaki düzenin de yerleri zaten değişmiş. Hatırlarsanız zaten biz onun bir ilk kısmını da konuşmuştuk. 6. bölümün. 13'e geliyoruz. Nedir o? Öğeler bir kuvve mi yoksa başka bir tarzda mı vardırlar diyor. Bu da hoş bir aslında tartışma. Kısa bir bölüm, bunu okuyabiliriz. Bir önceki soruna sıkı bir biçimde bağlı olan diğer bir sorun şudur. Öğeler bil kuvve olarak mı vardırlar yoksa başka bir tarzda mı? Eğer onlar başka bir tarzda var iseler, ilkelerden önce gelen bir varlığın olması gerekir. Şimdi ne dedi? Başka bir biçimde vardırlar demek, bil fiil vardırlar demek. Bir şey bil fiil varsa ve değişim içerisinde bil fiil varsa, daha önce bil kuvve olan bir şeyin bil fiil hale geçmesi yoluyla var olmuştur. Bakın dikkat edin. Demek ki kendisinden önce gelen bir varlığın, yani bil fiil olanın var olabilmesi bil kuvve olanın var olması gerekir. Çünkü kuvve bil fiil nedenden önce gelir ve bil kuvve olan her şey zorunlu olarak bil fiil olmaz. Yani ben bil fiil varlıklardan söz ettiğimde hani onun eşleniği gibi bir terim bu diyoruz yani. Böyle onu kullanırsan öbürünü kullanmadan edemiyorsun. Yani her şey her zaman bil fiil değil yani. Zaten değişimi anlamak demek o demek. Bir şey bil fiil olarak var olduysa demek ki daha önce bil kuvve bir şeydi, sonra bil fiil oldu diyorsun. Ama her bil kuvve olan da bil fiil olacak diye de bir şey yok. Güzel. Ancak öte yandan eğer öğeler sadece bil kuvve olarak varsalar var olan her şeyin var olmaması mümkündür. Evet. Doğru. Ne olacak şimdi? Bunu Aristoteles istemez yani. Değil mi? Çünkü asıl derdimiz o değil. Asıl derdimiz başka. Sürekli hani bu kainatın var olduğunu ve bu kainatta her zaman bir fiil cevherlerin var olduğunu söylemek istiyor. Zaten şimdi anlıyoruz da yani adam bütün bunları soruyor. Eğer protohüle gibi işte dedim ya,
bil kuvve bir varlık olaydı bir şekilde, asıl varlık o olaydı yani, herhangi bir şey de var olmayabilirdi. Ha, diyebilirsiniz ki ya işte Tanrı var. Değil mi? Ama zaten Aristoteles'in kaçtığı yer orası. Yani Aristoteles bu anlamda yaratıcı bir tanrı fikrini zaten eleştiriyor. Ya bizim Aristoteles anlayışımız bu ilahiyatlardaki falan da tamamen yanlış, onu da söyleyeyim yani. Hani Aristoteles kadar bu yani bizim anladığımız anlamda ilahiyattan kaçan ikinci bir adam da yok yani. Millet Aristoteles bunları söyledi zannediyor. O da Cahit Hoca'nın çevirdiği kitaptan dolayı ya. Onu da söyleyeyim ya. Evet. Yani bu şeyi Aristoteles'in teolojisi diye reklam da yapalım bu arada. Aristoteles'in ilahiyatı diye okutulan o Plotinos'un belli enadlarının belli bölümleri var ya, o TÜBA yayınlarından çevrildi ve harika bir baskı ve kitap olarak çıktı. Ben niye reklam ücreti almıyorum ya? Bir dakika ya. Değil mi? Bak şimdi bunu düşündüm ha. Ben burada bir sürü şeyin reklamını yapabilirim. Bunu keşfetmem çok iyi oldu ha. Değil mi? Ha? Ama işte ne kadar işte felsefecilerin zaten hani bunları düşünecek şeyi olsa, kabiliyeti olsa bu kadar fakir olmayız zaten. Felsefede hiç para yok hakikaten. Bu biraz kendimizden de kaynaklanıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Teos'un hareket veren ilki olmasıyla varlık veren ilki olması arasında nasıl bir fark var ki Aristoteles birini kabul ederken diğerinden böyle kaçıyor? Bunu anlayamıyorum. Herhangi bir, ya şöyle diyelim, evrenin kendisi ya da evrendeki cevherlerin varlığa gelmesinin nedeni teostur diyemiyoruz. Hareket halinde kalmalarının nedeni teostur diyoruz. İşte Aristoteles açısından nasıl bir sakıncası var ki birini benimserken ötekinden kaçınıyor? Şimdi, yani hayır şöyle bir şey var. Buradaki mesele sadece teorik bir mesele değil. Yani daha ahlaki bir mesele var. Onu hep söylüyorum. Yani aralarındaki asıl Platon'la yani yüz binlerce kere söylediğim bir şey bu. Platon'la Aristoteles'in asıl tartışma sahası, yani ele geçirmeye çalıştıkları alan diyelim, hep söylerim, sizin gibi gençlerin ruhlarıdır. Yani oyunun nedeni o. Yani gençler neyle ilgilensinler, ömürlerini neye vakfetsinler ve neyle uğraşsınlar? Yani bu bütün bir toplumun, kendi Sokrates'in o gençlerle ilişkisi var ya, o çok önemli bir şey yani. O yüzden felsefe hocalarımıza bakarken böyle bu gözle de bakın. Çok tehlikeliler yani felsefe hocalarınız. Yani sizi çünkü nereye sevk edecekleri? Yok yahu ben çok farkındayım, ben çok şeyimdir. Ya, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Aristoteles demek istiyor ki, kardeşim böyle hani bu evreni, bu evrende ne olup bittiğini anlamak ve anlamlandırmak için aslında yaratıcı bir tanrı fikrine gerek yok. Dolayısıyla siz burada tamamen aslında ilginizi bu dünyaya ve bu dünyada olup bitene yönelterek, bilimlerle uğraşarak, filmlerle uğraşarak filan ömrünüzü geçirseniz daha doğru bir şey yaparsınız diyor. Platon öyle düşünmüyor. Bütün mesele bu yani arka planda. Ha? Fakat radikal bir şekilde, yani büyük ihtimalle ikisi de değil yani. Bunun bir hani deveye sormuşlar yani yokuşum seversen inişim mi diye, bu işin düzü yok mu demiş. Ya bu işin düzünün olması lazım yani. Yani bir şekilde o kendinde olan ve içsel olanın insanların böyle eylemine, hayatına belli sınırlar getirdiği, anlam kattığı ama insanların da ilgisinin gayet bu dünyaya yöneldiği. Benim bu arada İslam anlayışım tam böyledir, onu da söyleyeyim ya. Yani bizim dinimizi ben böyle anlıyorum. Yani bu dengenin tutturulması üzerine kurulu bir şey zaten. Biraz kaydırırsanız zaten saçmalaşıyor yani. Çok aşırı dünyevi de olabiliyorsun, çok aşırı öbür dünyevi de olabiliyorsun falan. Biraz, neyse. Nasıl? Politeia dediğimiz şey Platon'da. Evet. Yok mu zaten? Şöyle söyleyebiliriz. Yani, şöyle söyleyebiliriz. Platon'un tek yüzü yok. Yani mesela Politeia'daki kurgu son derece rasyonel bir kurgu. Onu da biliyoruz. Yani bir ideal olarak devlet ortaya konuyor. Onun imkanı da bir tür bilgeliğe bağlanıyor. Zaten şeyde Hatice de onunla uğraşıyor. Fakat ama Platon sadece ondan ibaret değil. Yani Platon'un mesela Simpozyum'unu okuduğunda çok başka bir resimle karşı karşıya kalıyorsun. Yani gençlerin neye yönelmesi ve neyle ilgilenmesi ve hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda orada sunulan resim Politeia'daki gibi bir resim değil aslında. Ki zaten şey çok önemli bence onu yani şeyde Politeia'da Sofos'la Filozofos arasındaki ayrıma hiç
önem vermiyor gibi, sanki aynı şeyden bahsediyor gibi konuşuyoruz. Simpozyumda çok büyük bir ayrım var gibi konuşuyoruz. Hangi Platon? Anlatabiliyor muyum? Evet, diyor ki eğer öğeler sadece bir kuvve olarak varsalar, var olan her şeyin var olmaması mümkündür. Çünkü henüz var olmayan bir şey de var olma imkanına sahiptir. Çünkü varlığa gelen var olmayandır ve yine çünkü var olma imkanına sahip olmayan bir şey varlığa gelmez. Yani bunu işte yüzyıllar boyunca metafizikte tartışılan mevzular bunlar da dolayısıyla. Ha burada yalnız bir şey daha söyleyeceğim, bir dipnot olarak onlara girmeyiz herhalde de. Unsurların nasıl var oldukları sorusu şöyle de ele alınabilir. Diyebiliriz ki herhangi bir işte Empedokles gibi düşünün, bir cisim aslında unsurlardan mürekkep ve o unsurların bir bileşimi ya da karışımı olarak var. Bunu da özellikle bugünkü kimyevi tabirleri kullanarak söylüyorum. Şimdi dedik ki mesela unsurların kendileri de bilfiil varlar. Güzel. Onların bir düzenlenişi diyelim, bir değişik oranlarda bir araya gelişi diyelim ki belli böyle bir cismi oluşturdu. İnsanlar oturuyorlar bu düşünüş biçimi üzerinden mesela kimya yapmaya çalışıyorlar. Yüzyıllar boyunca da yapmaya çalışıyorlar. Önce simya yapmaya çalışıyorlar, sonra kimya yapmaya çalışıyorlar. Yani kendisi bil fiil olarak var olan unsurların belirli bir karışımı, bu kimyasal özellikleri bu kadar farklılaşan nesnelerin ortaya çıkışını nasıl açıklar gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Descartes'in sunduğu çerçevenin, hani çok matah belki teorik olarak olduğundan da değil, hareketle, çünkü Descartes'in erken dönemde kimya ile ilgili bu tip yazdığı şeyler de vardır. Yani onun kendisi sistemi içerisinde ortaya çıktığını düşündüğü unsurlar ya da atomların etkileşimi üzerinden nasıl farklı özelliklere sahip nesneler ortaya çıkar filan hikayesiyle ilgili görüşleri vardır. Birçok düşünür Descartes'in sağladığı o çerçevenin o sırada uğraştıkları simya, kimya neyse problemler için daha avantajlı olduğunu düşündükleri için kartezyen olmuşlar. Yani hani bugünkü kimyayı düşünün, şu gelişmiş halini düşünün, bakın ne kadar geniş imkanları var. Ha, teorik sorunları aynı yerde duruyor. İşte bu istidat filan meseleleri onunla ilgili. Aynı problemler var. Fakat teorik olarak senin herhangi bir nesnenin sahip olduğu kimyasal özelliklere nasıl sahip olduğunu açıklamakla ilgili o matematiksel düşünüşten gelen imkanları kullanman o kadar geniş bir ufuk açıyor ki sen o Aristotelesçi çerçevedeki bakış açısından kurtulduğunda çok daha iyi kimya yapmaya başlıyorsun. Ki başka bir şekilde şöyle de söyleyebiliriz. Mesela kartezyen düşüncenin mesela o dönemki Avrupa'da çok hızlı bir şekilde kabul görmesi ve yayılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi o dönemde hemen hemen yani her ülkede bir sürü düşünürün bu anlamda simya ile kimya ile uğraşıyor olması ve Aristoteles'in yeterli olmadığını düşünüyor olmaları. Yani bu unsurlar bil kuvvem var, bil filmi var, nedir bu falan dediğinde bir türlü mesela karışım, bileşim ayrımını bir türlü anlayamıyorlar Aristoteles'ten hareketle. Yani unsurlar kendi bil fiilliklerini korurken ortaya çıkan bir şeyle bil fiil varlıklarını korumadan yeni bir bil fiil şeyin ortaya çıkmasına nasıl neden oldukları arasındaki ayrımı bir türlü Aristoteles'ten hareketle çözemiyorlar yani. Ki yok da zaten nasıl çözeceksin Aristoteles'in çerçevesinde. Hı? Evet. Oo çok ilerlemiş vakit. 12'ye de gelelim, onu da okuyalım. Ya şu şeye de başlasak diyordum ama inşallah başlarız. Peki bunu hızlı geçersek başlarız. Bu da çok anlaşılmaz bir şey değil yani zaten 12. İlkelerle ilgili olarak ortaya atılmaları kaçınılmaz olan sorunlar bunlardır. Ayrıca kendimiz onların tümeller mi oldukları yoksa bireysel diye adlandırdığımız varlıklar kategorisine mi girdiklerini de sorabiliriz. Ha. Eğer onlar tümeller iseler töz olamazlar, usiye olamazlar. Çünkü usiye bir tane bir şey o. Tek bir şey. Tümel öyle değil. Külli. Zaten şunu da unutmayın. Aristoteles Katalu'dan, yani evrensel işte katalik oradan geliyor ya, tümelden bahsettiğinde aslında şu, hani evren deyince insanın aklına hemen şey geliyor. Yani böyle evren falan hani böyle kainat falan gibi şey geliyor. Aslında kastettiği şey çok mantıkçı bir adamı hakikaten konuşma evreni.
Yani bir şeyin evrensel olması, tümel olması demek aynı anda birden fazla bireye yüklemlenebilmesi demek. Ondan ibaret yani adamın söylediği şey. Dolayısıyla ilkeler tümel midirler denildiğinde böyle düşünün dilsel olarak hani onları adlandırdığımız terim bireylere işte birden fazla birey atfedilebiliyor. İlkeler böyle olabilirler mi? Hayır olamazlar diyor. Çünkü eğer öyle olurlarsa töz olamazlar. Töz bir tane bir şey zaten. Tümelin özelliği birden fazla bireye atfedilebilmesi. Yani atfedilebiliyor olması onu birey olmaktan çıkartıyor. Şöyle söyleyeyim. İki şeyi de burada ayırarak söylemem lazım. Bir, içinde olmakla taşımak anlamında yüklemlenebilmeyi ayırıyor Aristoteles. Çok haklı olarak da ayırıyor. Yani bir bakıma ki zaten orada da mevzu şuna dönüyor. Öyle külliler var mıdır ki katalolar bir bireye atfedilsinler ama onu da enforme etsinler işte ona formunu versinler. Öyle tümellere biz işte zaten cins ve tür tümelleri diyoruz. Anlatabildim mi? Yani öyle bir ayrım var kafasında. O yüzden her tümel, her külli de cins ya da tür değil Aristoteles'e göre. Yani cins ve tür olabilmesi için o şeyi kendisi işte... Ama cinsin kendisi de tümel olarak düşünüldüğü için bu anlamda birden fazla bireyi birey kılabildiği için kendisi gene cevher olamaz. Çünkü o bir değil. Cinsin kendisi aynı anda birden fazla şeyde de yani insan gibi, şişe gibi falan var olabiliyor falan gibisinden düşünün. Şişe de ayrı bir tartışma konusu. Evet. Eğer onlar tümeller iseler tözler olamazlar. Çünkü ortak olan şey azla bireysel bir töze işaret etmez, bir niteliğe işaret eder. Oysa töz bireysel bir varlıktır. Peki, ortak bir niteliğin bireysel bir varlık olduğu ve bağımsız bir varlığa sahip olduğu ileri sürdüğü takdirde Sokrates de kendisi insan ve hayvan olmak üzere birçok canlı varlık olacaktır. Çünkü bu varlıkların her biri bireysel ve bir olan bir varlığa işaret eder. Yani bu da bu tip çelişkiler ortaya çıkar. İlkelerin tümeller oldukları varsayımından ortaya çıkan saçmalıklar bunlardır. Tam böyle dedik peki. Öte yandan eğer ilkeler tümeller değilseler, peki bireysel varlıklara benzer şeyseler, yani ilkelerin her biri birey gibi şeyler, bu sefer tek bir şey gibi sizden bahsettik. Bu kez de bilimin konusu olamayacaklardır. Çünkü bilimin konusu tümeller. Külli olmayan bir şeyin bilimi olmuyor. Çünkü her bilim konu olarak tümeli yer alır. O halde eğer ilkelerin bir biliminin mümkün olması isteniyorsa ilkelerden önce gelen başka ilkelerin yani bu ilkelere tümel olarak yüklenen başka şeylerin var olmaları gerekir. Ha bu da ona göre saçmalıktır. Yani böyle olur derken yani olamaz demek istiyor. O zaman biz ilkelerin bilimini nasıl yapacağız? Gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ha nasıl yapacağız? Onu da söyleyelim. Daha önce de söyledim. Söz konusu o ilkenin aslında bir bireyi birey kılan işte suret olduğunu söyleyecek. Eidos olduğunu söyleyecek. Söz konusu o suretin tanımda o cins ve tür terimleriyle ve ayrımlarla ifade edildiğini söyleyecek. Ama diyecek ki bu suretin incelenmesi ki o aynı zamanda organizmalar için işte ruhun incelenmesi demek. Herhangi bir bilim gibi işte bir sınıflandırma yaptığımız şey yaptığımız gibi bir bilimin konusu olamaz diyecek. Psikoloji de biraz onunla uğraşıyor. Ama tam olarak ne demiş oluyor ayrı bir tartışma konusu. Yani biz Eidos'la ilgili, suretle ilgili neyi ne kadar bilebiliriz ve ne kadar bilimini yapabiliriz çok tartışmalı bir konu. Hani diyorum ya işte top orada da taca çıkıyor diye. Yani hem kendisi kendinde olacak, bil fiil olacak, dolayısıyla değişimden azade olacak ama bir şey bireyselliğini verecek ama değişim içerisinde de var olmaya devam edecek falan falan nasıl olacak bu iş dediğimizde tıkanıp kalıyoruz. O yüzden zaten tekrar geri dönersek Kant'ın kalkıp siz suret ya da ruh gibi terimleri düşünceden hareketle buldunuz. Bütün yüklemleri, cinsleri, tümelleri, şunları bunları kendisinde toplayarak bireyi kuran diye bir şeyi düşüncede tanımlayıp orada da var olmalı diye düşündünüz. Buna ben yanılsama derim demesinin nedeni de bu. Kant'ın da bak ne kadar zeki bir adam olduğunu anlayın yani. Ama bakın yani bütün burada şimdi problemleri sayıp dökerken Aristoteles'in de neyle uğraştığını da anlayalım. Aristoteles şeyin farkında. Yani lan birey dersem bilimini tabii yapamam ama bilimini yapmak için cinstir, türdür, bilmem nedir dersem o da birey birey kılmıyor. Filan yani kafasında bu problemle oynuyor yani nasıl yapsam bu işi diye. En sonunda tabii ki diyecek bireyi birey yapan bir tane ilke olmalı. Ben de ona Eidos dedim diyecek. Ona bireysel mi diyeceğiz, tümel mi?
Diyemeyeceğiz, diyemeyiz zaten. Onu 7. kitap da çok net söyleyecek. Eidos'a tümel diyemezsiniz. Hayır, birey diyeceğiz. Ama onunla ilgili ne diyeceğiz? O nasıl var? Nasıl değişim içerisinde var? Nasıl bir şey birey kılıyor? Hani size o yüzden anlatmıştım ya, hani demiştim ya, bu biraz böyle bir oyundaki bilgisayar kodu gibi filandır. Oyunun içerisinde görünmüyor ama bir şeyin birey olmasını sağlıyor falan falan gibisinden. Ama bu tabii analojik olan bir şey. Yani bu sadece adamın nasıl bir şey düşündüğünü anlamamızı sağlıyor. Gerçeklikte bu nasıl var? Hani o anlamda o bilgisayar kodu filan dediğinde hakikaten çok zor olmaya başlıyor. Ben bir şey anlayamıyorum. Birey birey kılması, evet, başka bir şey. Kendisinin birey ya da tümel olup olmaması meselesi. Kendisi de birey. Kendisi de birey. Birey olmayan bir şey bireyi birey kılmaz. Ki zaten şöyle bir şey de düşünebilirsin. Daha sonraki felsefede söz konusu bu suretin işte çıplak taşıyıcı, bare particle'ı bilmem ne gibi adlarla anılmasının sebebi de o. Cüzi bir şey yani, tek bir şey. Ama diğer arazların, şunların, bunların hiçbirisi gibi tecrübede ortaya çıkmıyor. Ama bütün arazların hepsini içinden bir arada tutuyor. Yani uzaktan bakıyorum, yok yakına gidiyorum, yok gibi bir hikaye vardır ya çocuklarım. Söyle. Aynen onun gibi yani. Uzaktan bakıyorsun, görmüyorsun, yakına gidiyorsun, hiç görmüyorsun. Ama o olmasaydı, şimdi bakın Theseus'un gemisi meselesine geri dönüyoruz. Theseus'un gemisini kendisi kılan ne? Ha. Peki aynı soruyu biz Kant'a sorarsak, dersek ya peki iyi de sen de nesnelerden bahsediyorsun, sana göre nesneyi nesne kılan şey ne desek, işte modern felsefenin bir şaikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kendiliğin birliği nesneye atfedilerek nesne bir kılınır diyor. Ben her nesneyi düşündüğümde aslında bir terkip edilen bir şeye kendi birliğimi yansıtırım ve projekt ederim. Onda bir şey yok yani nesne olarak. Ya aman sen de çok kanç oldun Batçe be. Hocam, Allah'ım ya Rabbim ya. Bu mesela püsküye diyoruz ya, bireysellik ilkesi. Ya biz bu püsküyenin bireysellik ilkesi olmasının imkanına dair hiçbir şey söyleyemiyoruz. Evet, söyleyemiyoruz. Nasıl olduğuna dair. Evet. Evet. Evet, çok derin metafizik meselelere gene dalmış ve moralimizi bozmuş durumdayız. Değil mi? Peki ama şöyle biraz geç başlamıştık, 10 dakikamız falan var. Yani öyle şey değil. Ben bir sonraki konuya girmek istiyorum. Yani en azından cins tür var bir meselelerine gireceğiz demiştik ya. Onun belki de ilk maddesine bir başlasak çok iyi olur. Aradan önce yani bu şey aramızdan önce. Orada da ilk ben 7'yi konuşacağız demiştim hatırlarsanız. Evet. Şimdi bu çok zor bir bölüm. Yani teknik olarak çok zor bir bölüm, size anlatmaya çalışacağım. Çok safhalı ve çok kanıtlamalı bir bölüm. Yani şey, çok girift. Ne demek istediğini ama anlayacağız, merak etmeyin. Nasıl? Ha, gene söyleyeyim. 7. maddeyi okuyoruz. 998B14. Tamam mı? Sonra en gerçek anlamda ilkelerin cinsler olduğunu kabul etsek bile... İlkeler olarak ilk cinsleri mi yoksa bireylere doğrudan doğruya yüklenen en son türleri mi kabul etmemiz gerekir? Evet. Summa genera mı, infima species mi? Hangisi asıl ilkedir? Bu bir tartışma konusudur. Çünkü eğer her zaman genel olarak daha çok genel olan daha çok ilke ise en yüksek cinslerin İlkeler olacağı için en yüksek cinsler ne? On ve hen. Var ve bir, varlık ve bir de diyebiliriz. Çünkü onlar varlıkların tümüne yüklenirler. Yani ben neyi düşünürsem, hangi külliyi düşünürsem, hangi cins ve türü düşünürsem, hangi bireyi düşünürsem ona var derim ve bir derim. Hepsine yüklenebiliyorlar. Bu anlamda en genel şeyler, tümeller bunlar. Hepsine de varlıklarını yüklenebiliyorlar. O zaman kaç tane ilk cins varsa şeylerin o kadar da çok ilkesi olacaktır. Bunun sonucu da bir olanla varlığın ilke ve tözler olmaları olacaktır. Çünkü varlıkların tümünü en genel olarak yüklenenler bu kavramlardır. Yani bu anlamda öyleyse ilke olarak bir ve varı alırsak, birlik ya da bir, varlık ve biri alırsak, yani varlık ve bir demek belki daha iyi ya da bir olan demek. Varlık ve biri ilke olarak alırsak, ilke olmaları demek şeylerin tözlüğünün, usiyasının nedenleri onlar. Onlar sayesinde onlar var. Yani asıl varlık onlar ve töz de onlar filan demek durumunda kalacağız. Ha,
Ancak şimdi eleştirilere başlıyoruz. Bir olanın veya varlığın, varlıkların bir cinsi olması mümkün değildir. Yani demin söylediğim anlamda bunlar tümel olarak alınabilirler, katalog olarak alınabilirler, her şey yüklemlendikleri düşünülebilir. Ama bir şeyi kendisi kılan, özünü ona tayin eden vesaire anlamda ya da özünün bir parçası olan anlamda bir cins terimi olarak ele alınamazlar diyor. Cinstir diyemezsiniz bunlara diyor. Tamam mı? Bir ve var cins değildir. Neden değildir? Çünkü bir cinsin ayrımlarının her birinin hem var olması hem de bir olması zorunludur. Fakat cinsinden ayrı olarak alınan türler gibi türlerinden ayrı olarak alınan cinsin de kendi ayrımlarına yüklenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla eğer varlık veya birlik cins ise o zaman hiçbir ayrım ne var ne de bir olacaktır. Eğer varlık ve birlik cinsler değilseler o zaman da cinslerin ilkeler olmaları durumunda onların hiçbiri ilke olmayacaklardır. Anladınız mı? Zor demiştim bak. Böyle işte tekerleme gibi biraz bunlar. Ne diyor biliyor musunuz? Mesela diyor ki mesela şu şişeyi alalım. Ben bu şişeyi tanımlamak istiyorum şimdi. Diyelim ki şişe bir taşıma kabı olsun. Biraz basit gidelim yani ve bunun diğer taşıma kaplarından ayrımı da işte en azından bir tanesi ayrımlarının da ağız kısmının daha dar olması olsun. Yani attım yani. Diyelim ki öyle olsun. Tamam mı? Yani şişe nedir diye birisi bana sorarsa ağız kısmı dar olan taşıma kabıdır diyeceğim. Taşıma kabı cins, ayrım ağzı dar olan. Şimdi adamın söylediği şey şu. Ağzı dar olana diyor, şişe yüklemlenemez. Ağzı dar olan şişedir diyemezsiniz. Yani şişe, bak önce cins olacak, ayrımı koyacaksın yanına ki şişe çıksın. Dolayısıyla hani kaplamsal açıdan bakarsak ağzı dar olanın kaplamı daha geniştir. Yani ağzı dar olan sadece şişe olmayabilir ki, başka şeyler de olabilir. Yani ağzı dar olan ne bileyim yani başka kaplar da vardır. Laboratuvar deney tüpleri falan ne bileyim işte beher meher falan böyle şeyler var. Yani dolayısıyla ağzı dar olan şişedir diyemezsiniz diyor. Ağzı dar olan şişedir diyemezseniz şişe aynı zamanda bir yani çünkü birden bir bakıma hani pay alıyor ya da birin bir alt türü olarak var. Bu dictum omni et nullo şey gereği yani ya hep ya hiç kuralı gereği eğer şişeyi ağzı dar olana yükleyebiliyorsan biri de yükleyebiliyor olman lazım. Şişeyi yükleyemiyorsan biri de yükleyemiyor olman lazım. Çünkü bir daha genel. Ağzı dar olan şişedir diyemiyorsun ya. Şişe de bir. O zaman ağzı dar olan birdir de diyemezsin. Şişe de birdir derken? Bak. Dur şu kameranın çekim alanından çıkmadan. Çünkü merdan yok. Şimdi bak şu bir var. Hani burada bir ağaç gibi bir şey var. Burada şişe var. Tamam mı? Biri şişeye yükleyebiliyorum. Anladınız mı? Şişenin ayrımı da mesela ağzı dar olma. Ağzı dar olma. Tamam mı? Bu ayrım. Şişeyi ağzı dar olmaya yükleyemiyorum. Şişeyi ağzı dar olmaya yükleyemiyorsan şişenin yüklemini de ağzı dar olmaya yükleyemezsin. Oysa ağzı dar olma birdir. Çünkü her düşünülen bir olarak düşünülür. Cins olarak aldım. Evet. Ya çok harika bir kanıtlama aslında gene adamın söylediği. Evet yani Ayşe bir ve var için söyledi. Yani dolayısıyla diyor bir ve varı böyle bir hani biz bak işte bu Porfirios ağacı filan yaparız. En tepeye biri ve varı koyarız. Sonra canlı cansız diye ayırırız. Yapamazsınız diyor Aristoteles. Ama çok kavramsal düzeyde tartışıyorum. Ama bak şöyle de düşünebilirsin. Birin sen bir cins terimi olduğunu düşünüyorsan bunu yapabilmen lazım. Gerçekten de. O zaman bir cinstir. Onun bir alt türü olan şişe vardır. Ama şişe kendi şeyine atfedilemez. Ayrımına. O zaman bir çelişki ortaya çıkıyor. Ayrımın kendisi bir olarak düşünülebilen bir şey olduğu için. Demek ki en tepe ilk varsayımcaz tam şey bir. Abe seyirciye kanıtlaması. Kavramlar olarak aldığı için böyle düşünüyorum. Cins, demin söyledim. Her biri terminidir, terimdir. Yani genel terimler. Evet, yani bütün bak mevzu hep dil üzerinden gidiyor. Tekrar unutmayalım.
İşte tümeller var, külliler var. Birden fazla bireye aynı atfedilebilen terimler. Bunların bir kısmı onları kendileri kılan, onlara biçimini veren terimler, onlar cins terimleri. Bir diyor böyle bir terim değildir. Evet. Dolayısıyla da şey demesi gerekmiyor mu? Böyle bir terim olmadığı için cins olarak da yüklenebilir, ağzı doğru olmuyor. Ya çünkü şişe... Ha şimdi birin, evet, yani bir bütün cinslere, hı, ve aslında bütün küllilere, evet, hatta evet, yüklenebilir olduğuna göre, ama cins terimi olmadığına göre. Bak cins gibi yüklenemiyor. Tamam. Bütün dereceli olarak varlıklara yüklenebiliyor. Ha şimdi bak şöyle söyleyelim. İşte o zaman biz kalkıyoruz diyoruz ki bir şekilde. Kendi tabiri. Pollakos legomena'dır. Var ve bir. Ne demek? Çok anlamlı bir sözcüktür. Hani biz bu teşkiki falan deriz ya. Daha analojik olarak bir şeylere yüklenir. Cins terimi değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde. Ha şimdi buradan başka ayrı bir tartışma çıkmış. Onunla aslında bugünü belki biraz tamamlayabiliriz. Aristoteles bunu göreceğiz. Metafiziğin başka bölümlerinde tekrar varlık ve birliği, sağlık diye konuşurken tekrar tartışacak. Diyecek ki bu anlamda diyecek var ve bir aslında yani genel terimler, yani termini olmalarına rağmen cins ve tür olarak düşünülemezler. Bu itibarla herhangi bir kategori altına da düşmezler diyecek. Herhangi bir kategori altına düşmüyor dediği için o kategorilere aşkın terimler bunlar denildiği için bu terimlere termini transandantales deniyor. Transandant terimler deniyor. Aşkın terimler deniyor. Orta çağ boyunca yapılan aşkın terimler tartışmasının nedeni bu. Öyle terimler, ha bunlara sonradan bazıları doğruyu, iyiyi, şunu bunu falan da ekliyor. İşte bir onların sayısı sonra artıyor. O kadar önemli değil bizim için. Bir ve vara aşkın terimler diyoruz. Aristoteles'in bakış açısından mevzu şöyle bir mevzu. Hep mesela dille ilgili diyorum ya. Bir ve var terimleri Aristoteles'in bakış açısından kendileri cins terimleri olmamakla beraber. Bu anlamda herhangi bir kategori altına girmemekle beraber. Tüm kategorilere ve tüm cins ve tür terimlerine ve tüm küllilere uygulanabilen terimler olmaları itibarıyla onlar olmayaydı dil mümkün olamayacağı için dili mümkün olan kılan terimlerdir. Transandantın Aristoteles bakımından anlamı aşkın ve ulaşılamaz falan falan değil. Kategoriler cinsinden evet ulaşılamaz. Çünkü onların hepsi onu varsayıyor demek. Anladınız mı? Evet. Şimdi size bak çok heyecanlı bir şey söyleyeceğim. Kant kendisi kategorilerinden, uzay zamandan, şemalardan falan falan bahsederken onları bir terimle anmak istemiş. Demiş ki bunlar aynı Aristoteles'in var ve biri gibi dili mümkün kılıyor ya onlar. Tecrübeyi mümkün kılan terimler. Ben bunlara transandant diyeyim demiş önce. Transa aşkın ya. Hani kastettiği şey bu. Yani a priori'nin anlamı aslında bu yani. Tecrübeye önceliği olarak önceleyecek şekilde var ve sadece tecrübeyi mümkün kılacak şekilde var. Aynı Aristoteles'in dille ilgili söylediğini tekrar ediyor. Anladınız mı? Ama demiş ha Aristoteles böyle söylemesine rağmen Plotinos'un işi bozması nedeniyle Plotinos kalkıp biri asıl varlıktır ve her şey ondan geliyor bilmem ne gibisinden bir tür imkan kavramı üzerinden bir protohüle gibi bir anlam atfettiği için ve bu tip bir metafiziğin ilk konuştuğumuz şeye geri dönelim Kant yapılamayacağını düşündüğü için bunun mitsel bir düşünüş biçiminin tekrar olduğunu düşündüğü için bizim kalkıp sudur mudur gibi şeyleri düşünemeyeceğimizi düşündüğü için transandant terimiyle Plotinos'un kastettiği gibi bir şeyi anlarlar da benim söylediğim mesaj kayar diye kendi terimlerinin adını transandantal diye koyuyor. Aynı işlevi görüyorlar. Aristoteles'in dili mümkün kılan terimleri gibi tecrübeyi mümkün kılıyorlar. Fakat aynı gene Aristoteles'in söylediği gibi de aslında hani ulaşılamaz, erişilemez falan falan böyle bir şey değiller yani. Sadece o tecrübeyi mümkün kılmak itibariyle varlar ve biliniyorlar. Yani dilin bir parçası olmaları gibi. Ama öbür terimle karışmasın diye transandantal diyor. Bak ne kadar harika. Hocam
Aristoteles'te genel filmlerin bir karşılıklı kataloğların bir varlıkları yok mu? Yani şu anlamda varlıkları nasıl diyeyim? Platoncu anlamda genos değiller ya. Varlık evet. Değiller yani terimler. Bu bir ve varlık Aristoteles'te bir şeyse kalmıyor. Etmiyor işte. Bir ve varın gönderiminde olan diyelim, öyle söyleyelim. Bir nesne ya da nesnel varlık alanı yok. Aristoteles'e göre bir ve varlık, bir ve var terimleri üzerinden bir metafizik yapamazsın yani. İşin Plotinos'un bozmasının bir nedeni de bu işte yani. Bizimkiler derken yani Müslüman mütefekkirleri kastediyorum. Aynı şey diğer semavi dinlerin mütefekkirleri için de geçerli. İşte bu reklamı tekrarlayalım. Cahit Bey'in bu çok güzel bir şekilde çevirdiği kitabı Aristoteles'in ilahiyatı diye okudukları için ve bir şeyleri de karıştırdıkları için her şey çorba olmuş. Biz bir hakkında ya da var hakkında bu anlamda metafizik yapamayız Aristoteles'e. Metafizikle bir ilgisi yok yani konunun. Bunlar ilke olamazlar bir ve var. Demin dediği nedenlerden dolayı. Ama bir şekilde de bütün terimlere yüklenebiliyorlar. Farklı bir statüdeler. Onlar olmayaydı hakikaten bütün o terimlerden de bahsedemezdik. O terimler hakkında konuşmamızı da sağlıyor. Onları düşünebilmemizi de sağlıyorlar. Fakat sadece aslında o terimleri mümkün konuşulur kılıyorlar yani. Dili mümkün kılıyor bir ve var. Yani aslında Müslüman filozofların ya da ortaçağ filozoflarının Platon'la Aristoteles arasında esasında bir fark görmemeleri buradan anlaşılır. Anlaşılabilir. Evet. Var, güzel. Varlık dediğimizde evet. Platon'la Aristoteles arasında çok hiçbir şey ya Aristoteles'in bu kadar uğraşmasının evet. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ya aslında süremiz doldu da. Birazcık daha devam edebiliriz. Peki. Sonra diyor bu Kur'an'da son türlere varıncaya kadar cinsin kendilerinde birbirini izleyen ayrımlarla birleştiği aracı türlerin tübünün cinsler olmaları gerekir. Oysa Platonculara göre gerçekte onların sadece bazıları cinstir, diğerleri cins değildir. Platoncularda da aynı şey var. Yani belli terimler cins terimleri değildir. Yani mesela olumsuzlamalar, yani bir şey olmayan gibi bir terim var, o aslında bir cins belirlemiyor. Yani bir cinsi belirleyenin diğerleri diyorsun, o kendisi bir cins değil mesela. Bağıntı terimleri mesela. Bunlar belli bir cins belirlemez. Yani Platoncular da aslında bütün terimlerin cins belirlemediğinin farkındalar yani. Orası muhakkak. Buna bu takdirde ayrımların cinslerden daha fazla ilkeler olacaklarını ekleyelim. Ha, yani... Ayrım hani bir şeyi kendisi kılan şey olarak düşünüldüğü için cinslerden daha fazla ilkeye benziyor. Çünkü onu kendisi kılıyor anlamında söylüyor bunu. Ancak ayrımlar da ilkeler olursa olası özellikle ilke olarak en yüksek cinsin kabul edilmesi durumunda ilkelerin sayısı adeta sonsuz olacaktır diyor. Bir ve sen varı, birlik ve bir ve varlığı ilke olarak kabul edersen her şeye o da yüklenebiliyor. Hele de ayrımlara yüklenebiliyor. Biz bakın bu ayrımları, yani şöyle de düşünebilirsiniz. Yani ben kalktım, şişeden bahsediyorum. Şimdi şişeyi şeffaf şişe, şeffaf olmayan şişe diye ayırabilirim. Bak ayrımları böyle de yapabilirim. İşte şeffaf şişeli, şeffaf olmayan şişelerin bir kısmı kırmızı şişe, bir kısmı mavi şişe olur. Bir kısmı belli bir zaman en az bir kere masa üstünde durmuş olan olur, durmamış olan. Yani... Ayrım olarak katabileceğim şeyler sonsuz, anlıyor musunuz? Yani belirlemek anlamında. Sen kalkıp bunların hepsi bir ve vardan hani pay aldıkları, bir ve varın kendilerine yüklenebilmeleri ölçüsünde cins olarak ve ilke olarak düşünülebilir demeye başlarsan o ağacın neredeyse tamamı ilkeye dönüşüyor ve şeye göre ilke olmanın bir anlamı da kalmıyor. Bütün sen şeylere, yani Platoncuların bile gerisine düşeriz diyor şey. Onlar bile yani bu kadar ileri gitmediler yani. Bütün terimler ilkedir falan, cinstir, minstir demediler diyor yani. Tamam mı? Hı. Sonra eğer birliğin daha çok ilke niteliği gösteren şey olduğunu, bölünmez olanın bir olduğunu, her bölünmez şeyin ya nicelik ya da tür bakımından bölünemez olduğunu, tür bakımından bölünemez olanın diğerinden önce geldiğini, nihayet cinslerin türleri bölündüğünü varsayarsak, doğrudan doğruya bireye yüklenen şeyin daha gerçek anlamda bir olması gerekir. Burada da kastettiği şey şu, hani biz bir şeyi bir kılandan bahsediyoruz. En yakın tür dediğimiz şey bu anlamda bölünemez olduğu için, yani tür olması bakımından bölünemez olduğu için, en yakın tür var mıdır? Ayrı bir tartışma konusu Aristoteles'te, onu yapacağız. Ama en azından diyelim ki en yakın tür diye bir şey var. En bölünemezi o, öyleyse en ilki olmaya layık olan da o olmalıdır diyor. Çünkü diğerleri
kendi kısmi kavramları itibariyle kendi içinde bölünebiliyorlar. Yani insan dediğin şeyi de kendi içinde belki ayırabilirsin ama en yakın türse ayıramazsın aslında. En yakın türse en odur yani aslında ilke. Başka bir kanıt. Öncelik ve sonra bu zor işte. İstiyorsanız burada duralım. Bunu anlamak zor. Yani en zor kanıtlamalarından bir tanesi bu. Yani öncelik ve sonralığı kabul edenlerden hareket ettiği, neden en yakın türler ilkedir anlattığı bir yer var. Ay inşallah ben bunu unutmam yalnız. Siz hatırlatın bana gene, tamam mı? Neredeyiz? Evet. Buraya da yazayım onu, dur. 999. 999 A5. Buradan sonra devam ederiz. Peki arkadaşlar, burada dersimizi bitiriyoruz. Tekrar kandilinizi tebrik ediyorum ve bir hafta ara veriyoruz ona göre. Tamam mı? Bunda inşallah duyurusunu yaparız. İyi akşamlar.